Efendim hayırlı akşamlar. Akit TV'de Kürt programında bendeniz Fatih Duman'la berabersiniz. Biz yine muhabbet halkamızı kurduk. Bu muhabbet halkasında memleketin her yerinden hatta dünyanın, cihanın her yerinden halkaya dahil olmak isteyen bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Yer belli, zaman belli, saat belli, hepsi belli. E biz de hazır ve nazır sizlerle beraberiz. Bugün muhabbet edeceğiz. Bu muhabbet halkasının içinde sizlerin olmasını istiyoruz dedim ama en başta unutmadan hatırlatacağım bir şey var. Eğer arkadaşlar hemen alta verirse ben bu sefer parmağımla doğru yeri gösteriyorum. Hemen şurada biraz sonra çıkacak WhatsApp numaramızdan işte çıktı sağ olsunlar. Oradan bize mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. E, mesajlarınız soru da olabiliyor biliyorum. E, bir kısmını da mümkün olduğu kadar yani program el verdiği kadar hem cevaplamaya hem konuşmaya e, mümkün olduğu kadar uğraşacağız inşallah. E, zamanımız elverdiğince bilerek söylüyorum bunları. E, bugün bu muhabbet halkasında bizimle. Çok kıymetli İhsan Şenocak hocam var. Hocam hoş geldiniz, iyisinizdir inşallah. Işte. Allah Teala razı olsun. Elhamdülillah. Allah iyilik sağlık versin inşallah hocam. Amin. Ee, şimdi biz gençliği konuşalım. Oradan birkaç konu, konsept başlığımız var diye biz her seferinde programdan önce böyle kısaca da olsa konuşabiliyoruz. Ama e, onu daha evvel söyledim pek çok programda yine söyleyeyim ben hocam. Biz böyle çok e, planlı, programlı ya şu da var. Hadi bunu konuşalım. Şunu da söyleyeceğiz. Buna da şöyle cevap verilecek gibi bir planımız. Açıkçası yok. Bunu yapmak da istemiyorum. İrticalen gelişen, o muhabbetin içinde gelişen, hani bak dedim her seferinde çayımızı alıyoruz, muhabbete başlıyoruz de biz çaylarımızı aldık, siz de alın. O muhabbetle olsun istiyorum ama birkaç başlığım var. Onlardan bir tanesi biz programa hemen girmeden evvel e, hocamla biraz konuşurken birkaç şeyden bahsettim ben. Hem onun üzerinden konuşayım hem oradan konuya bağlayayım istiyorum. Onlardan en kıymetlisi hocamın da birkaç zamandır, bence aslında çok uzun zamandır da birkaç zamandır özellikle değindiği gençlik meselemiz var bizim. Ee, hocama şunu anlatıyordum programa girmeden hemen evvel. Ben bildiğiniz üzere ben aynı zamanda e, nesil yayınlarının da yayın yönetmenliğini yapıyorum. Pek çok alanda iş yapıyoruz. Özellikle çocuk kitapları, gençlik kitapları, romanlar vesaire Bu alanda da e, gençlerin aslına bakarsanız genç kardeşlerin gireceği bir alan var girebilecekleri o alanın içinde biz hep şöyle düşünüyoruz. Ben e, yayın yönetmenliği yapıyorum. Kitap yazıyorum vesaire deyince gençlerin bana pek çok şehirde, konferanslarda vesaire de sorduğu sorulardan biri şu hocam. E, diyorlar ki abi yani sen diyor kitap okuyorsun diye para mı kazanıyorsun diyorlar. Şimdi ben tam bunun şifresini söylüyorum. Evet kitap okuyorsunuz diye bunların hepsi olabilir efendim. E, böyle bir boşluk alanımız var diye bile isteye söylüyorum. Kitapla beraber muhabbet edebileceğiniz Aynı zamanda evet ben kitapla beraber iş yapabiliyorum diyeceğiniz özellikle çizim, editöryel çalışmalar vesaire bir alan var. Ben mümkün olduğu kadar orada genç kardeşlerimin elinden tutmak istiyorum. Şimdi buna bu girişi bile isteye yaptım ben. Gençlikle ilgili söyleyecek çok sözümüz olmalı, çok sözümüz var. Ama şöyle de bir durum var gibi geliyor bana hocam. Yani gençlerden bahsetmek ya da gençlerle ilgili bir şey söylemek her devirde elbet zor, her zamane zamanından şikayetçi. Ama bugünün gençliğinin de modern dediğimiz bu dünyayla ciddi bir e, imtihanı var. O imtihanın ne olduğuyla başlasak biz bugünün gençliğinin modern dünya ile imtihanı ne? Bir de bugünkü gençler kim aslında tam olarak bizim gençliğimiz dediğimiz gençler kim? Biraz onunla başlasak gençlikten konuşsak diyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah ve ba'd. gençler esasında tarihin her döneminde büyük şahsiyetlerin etrafında halkalanmışlar. Peygamberlere ilk olumlu cevabı verenler gençler olmuş. Davalar, büyük davalar hep gençlerin omuzunda yürümüş. Yani bu hak cephesinde böyle olduğu gibi batılda da böyle olmuş. Karl Marx hmm. adına sokaklarda yürüyen binler, on binler. Onlar da genç insanlardı. Gençlerde değişim arzusu daha ön planda oluyor. Yaşadıkları hayatı, o hayatın negatif yönlerini görünce bir uzaklaşma, bir çare ve arayış içine giriyorlar. Gördüklerine bağlanabiliyorlar, teslim olabiliyorlar. Özellikle 15-25 yaş arasında genç fikir cephesinde bir büyük adamın himayesine girme ihtiyacı hissediyor. Taraf olmak istiyor. Hmm. Taraf olacak Taraf olduktan sonra o şahsiyetin etrafında ya da o ideolokyanın çerçevesinde bir mücadele içerisinde yürüyecek. Bu hakta da olabilir, batılda da olabilir. Evet. Yani büyük kavgalar, kaoslar, arka planda hep gençlerin bir tarafa sürüklenmesi ya da gençlerin muhafaza edilmesi. Bunu görürüz. İslam genci neden dünyaya geldi, nereye gidecek? İslam cephesinde kalırsa neleri kazanacak? O soruların cevabıyla Hakk'a davet eder. Karşı taraf ise amuda kaldırdığı bir insan var. Hmm. allah Teala bizi yaratırken yukarıda aklımız, sonra kalbimiz, sonra midemiz ve o şekilde gidiyor. Ama siz genci amuda kaldırdığınız zaman önce şehvetine konuşuyorsunuz, hmm. sonra karnına eğer vakit kalırsa kalbine hitap ediyorsunuz. Modern dünyada gençlere hitap esasında Ebu Cehil'in gençlere hitabından daha farklı değil. O zaman da Nadir bin Haris vardı. Bu adam gitti İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, o bölgeden Kisra'ya ait bir takım hikayeleri aldı geldi. Mekke piyasasında onları kadınlara verdi, kayne denilen cariyelere verdi... Onlar okudular. Onların bir vazifesi vardı. Demişti ki onlara Nadir bin Haris. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halkasından giden gençleri takip edeceksiniz. Onların yollarına tuzak kuracaksınız. Onları içki alemlerine, erence arenalarına, oralara çağıracaksınız. Dün Nadir bin Haris ne yapıyorsa bugün farklı manada onu işte Üstad Fazıl'ın Fuhuş abim medya demiş olduğu o alem yapıyor. Onlar da o dünyaya çekiyorlar. Ben Z kuşağı dedikleri o tanımlamayı çok kabul etmek istemiyorum. Çünkü her dönemin bir kuşağı vardır. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlu da farklı bir kuşak babasına göre. Tabii. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu farklı bir yerde duruyor. Baba Allah'a, cennete, cemalullah'a çağırırken karşıda ayrı bir evlat var. Kale ya Nuhu innehu leyse min ehlik. ...bu kan itibariyle sana ait olabilir ama senin yolundan böyle birisi gelemez diye... ...Cenab-ı Hak onun babasıyla olan alakasını, rabıtasını reddediyor. Yani e, hakim olan anlayışla, kültürle bu evin içinde de olabilir, dışarıda da olabilir. Gençlerin bir anda kopuşlarına şahit olabiliriz. Ama yakın dönemde algıyı eline alan güç şunu yapıyor... Z kuşağı diyor kendince bir tanımlamaya gidiyor. Delikanlıya sen böyle olman gerekir diyor bunu söylüyor. Yani biz buraya gelirken evvela Gölcük'teydim. Daha sonra Fatih'te e, üniversiteyle medreseyi birlikte okuyan e, 200 kadar kardeşimle beraberdim. gecen bu saatinde oradaydılar bekliyorlardı. Onlar Buhari okuyor, Tirmizi okuyor, Bedavi Nesefi okuyorlar. Bunun yanında ilahiyat, hukuk, siyaset, iktisat oralarda okuyorlar farklı üniversitelerde okuyorlar ama onların bir idealleri var yeni bir dünya kuracaklar Kur'an'a göre sünnete göre bir dünya kuracaklar kimisi Buhara'dan kimisi Hoten'den kimisi Sudan'dan gelmiş. Bunların böyle bir ideali var. Baktığınız zaman bu gençleri farklı bir ideolojiyanın etrafında göremezsiniz. Evet yeni bir dünya kurulacak. O dünyayı Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan beslenen, İslam'ın ruh kökleriyle irtibatını kuran o gençler, onlar inşa edecekler. Yani ben bu noktada lisede, imam hatta sahil alanlarda okuyan kardeşlerime, birileri size kıyafet dikiyorlar, düşüncenize bir takım koordinatlarla müdahale etmek istiyorlar. Sana diyorlar ki biz bir kuşak tanımlaması yaptık, seni de böyle olmaya davet ediyoruz. Tarihin her döneminde olmuş bunlar olacak bunlar ama ben inanıyorum ki gençler Peygamber Aleyhisselatü Vesselamla İslam alimleriyle hukema ile irtibatını kurdukları an bütün bu sistemi dağıtacaklar yüzyıl önce yine böyle bir takım tanımlamalar yapmadılar mı? Evet. Bir nesil yetiştireceklerdi. 10. Yıl Marşı'nda farklı bir kuşaktan bahsetmiyorlar mı? Evet. Peki ne oldu? Allah Azze ve Celle bütün bu tanımlamaların içerisinden bir Necip Fazıl çıkardı. Yani fikir ve sanat cöpesinde yedi güzel adam sahir bütün o kuşağı toparladı. İslamiyeti, fikir, sanat, siyaset noktasında yeniden merkeze taşıdı. İslam'sız olmaz dedi. Yani üstada bakıyorsunuz Fransa'da, Batı'da, Batı'nın bütün kültürünü en mahrem noktalarına kadar görmüş, yaşamış, anlamış, yukarıdan onun görüntüsünü almış ama benim ruhumu bunlar tatmin etmiyor demiş. Başka bir şey bulmam gerekir demiş. Bunları söylerken de Yetişmiş olduğu ortam itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslamiyeti e olumsuz bir bakışı var. Müslümanlara olumsuz bir bakışı var. Ama Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile ta tanışması neticesinde bir anda hayata bakışı değişiyor. Nurettin Topçu'ya baktığınız zaman Abdülaziz Bekkine Hazretleri hı hı. onun yanına geliyor. Kim diyor yani bir imam bana ne söyleyecek ki ben sor bunda doktora yapmışım işte şuyum buyum vesaire ama ruhumda acılar var, ızdırap var. Onlara doktorlar, hekimler, psikiyatristler çare olamıyor. En son bir imam diyorlar. Oraya geliyor. Yasıdan sonra girdim. Gecenin yarısına kadar onu dinledim. Etrafta herkes uykuya daldı. Derin mevzular, derin meseleler. Felsefenin Allah, alem, ruh gibi en temel mevzuları üzerinde bir imam onun gözünde mürteci. Ama gelince bir ilim irfan daıyla karşılaşmış oluyor. Onun için ben buradan o gençlere diyorum ki ilk mektepte, orta mektepte irtica deyince sana İslam dediler. Mürteci deyince Müslüman dediler. Evet. İslam ne tarafa çağırıyorsa onlar aksi bir istikamete gitmeyi yani uygarlık olarak ...dünyaya Doğru. gösterdiler... ...gençlere telkin ettiler... ...muasır medeniyet seviyesi dediler... ...sen onların ağlarından... ...kurtulabilirsen... ...o camilerde alimi... ...Rabbani'leri görür... ...onların halkasına bir katılı verirsen... Nasıl Necip Fazıl mesafeliyken İslam'a Ablakim Arvasi Hazretleri ile tanışınca bir anda değişiverdi dünyası. Ablaz Arvasi ile tanıştı Nurettin Topçu, değişiverdi birden dünyası. Gece yarısı olmuş artık bu saatten sonra bu yaşta birisini daha fazla meşgul etmemem gerekir dedim. Ayrıldım, ayakkabılarımı giriyordum ki yine o derin sorular altından kalkamadığım mesele döndüm. Efendim yeni suallerim var sorabilir miyim dedim. Buyur dedi. Sabah ezanına kadar o sorular devam etti. Ondan sonra Topçu'nun Ablaza Bekkin Hazretleri ile o muhabbet hep devam etti. Üstadın Ablaki Marvasi Hazretleri ile olan muhabbeti o ve ben diye bir kitaba dönüştü. Şiirlerinde onu görüyorsunuz. Gençliğe hitabede onu görüyorsunuz. Yani onun üzerinden İslam'la, Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasıyla tanışıyor. Genç kardeşlerime bir tanımlama yapıyorlar. Peki nereye götürecekler onları? Fikirde, sanatta, batıya, kul olmaya, köle olmaya, yani orta çağ gibi bir rezaleti dünyaya yaşatan batıya onları çağırıyorlar. Geçen hafta bir video gösterdik kardeşlerimiz. Bir programa gidiyordum. Hı hı. Kavataş Lisesi'nde Gençler toplanmış dışarıda, bağırıyorlar. Ne diyorlar? Efendim şeriata Türkiye'de geçit vermeyiz diyorlar. Türkiye layıktır, layık kalacak. Yani bu manada sloganlar atıyorlar. Peki gerekçe ne Fatih kardeşim? Evet. Kabataş Lisesi'nde gençler bir hoca çağırmışlar. Artık bir ağabey üniversiteden olabilir Onlarla İslami mesail üzerine hasbihal etmişler. Peki bunu bu sloganı atan gençler nüfus kağıtlarına baksanız ya Ahmet, ya Muhammed, ya Ali, ya Zeynep. Peki okula baksanız o okulu o zor şartlarda yapan Abdülhamit Han Hazretleri. Neden yapıyor? Alemi İslam'da büyük bir darbe var. İçeriden dışarıdan hainler saldırıyorlar. Yani oradan aslanlar yetiştirecek. Fikirde, sanatta, devlete ruh verecekler. Kaymakamlar, yöneticiler yetiştirecek. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin kurduğu bir okul Kabataş Lisesi. Yani caminin mihrabında İncil okumak neyse yapılışına baktığınız zaman, gayesine baktığınız zaman Kabataş Lisesi'nde İslam'a geçit vermeyiz, burası şöyledir, şöyle kalacak diye... Abdülhamit Han Hazretleri'nin kemiklerini sızlatırcasına... ...o sloganları atmak, bu demek öyle bir şey olabilir mi? Yani ben o gençlere diyorum ki... ...babanızdan, ecdadınızdan size manada, maddede büyük bir servet kaldı. Sonra birileri geliyorlar, sizi atanıza, babanıza düşman, düşman ediyorlar, düşman yapıyorlar... Ardından siz babanızın alın teriyle dedenizin dişini tırnağına katarak size bırakmış olduğu o evde babanıza söylüyorsunuz. Aynen öyle hocam. Dedenize söylüyorsunuz. Yani Kabataş Lisesi'ni yapan kim? O zor şartlarda ona bir bak. Ama ben tarih dersinde, edebiyat dersinde bu millete tarih diye masal öğretirsek edebiyatta sanat bütünüyle batılı adama ait bunu söylersek bunlarla karşılaşırız. Sezai Karakoç'un edebiyat yazılarında bu Dante'nin ilahi komedyası ile alakalı Fransız Akademiyası'ndan uzun bir tercümesi var. Esasında Dante'yi ilahi komedyayı Dante ilahi komedyayı yazarken Peygamber Aleyhisselam önünde diz söküyor. Orada bir miraç tasavvuru var. Bu Buhari'deki o hadis-i şerifin esasında tercümesi. Evet. Onunla alakalı uzun bir konuşmam ve yazım vardı. Kardeşlerim ona müracaat edebilirler. Oradan bütün ile araklanmış. Fakat kilise ilahi komedyayı okullarında okutmak istiyor. İslam'la alakalı neler varsa onları çıkarıyor. Yani mesela Araf Hristiyan kültüründe yok. İslam'dan almış evet. bariz bir şekilde. Ama onun ötesinde oradaki miraç tasavvuruna baktığınızda Peygamber Aleyhisselam'dan onun hadis-i şerifinde alınmış, araklanmış. Daha düne kadar bunlar İslam'ı üst kültür görüyorlardı. Şimdi moda deyince üst kültür aşağıyı Tabii. şekillendiriyor. Düşüncede, yaşantıda. Bunlar batıya bakıyorlar. Peki onlar kime bakıyorlardı? Bize bakıyorlardı. Gazali'ye bakıyorlardı. Endülüs onların okulu değil miydi? Sicilya üzerinden biz onlara ilmi, irfan taşımadık mı? Gazali, Razi okumuyor muydu bu adamlar? Kant'a, Descartes'e bakıyorsunuz, örneklerine varıncaya kadar Gazali'yi görüyorsun. Evet. Ama ben okulda Gazali'yi anlatmıyorum ki, siz eğer hukuk fakültelerinde samimiyetimle söylüyorum, İmam Mergenani Hazretleri'nin hidayedeki, Kitabul Bey'deki ya da diğer bahislerdeki tasavvurların meselelerini açsınlar kürsüyü oralarda kardeşlerle okuyalım. Roma hukukuna ait, batı düşüncesine ait neler varsa hepsini alırlar çöpe atarlar. Ama perdenin arkasını göstermiyorlar. Yani Müslümanlar şu kadar güce sahipler. Peki bu ülkede onu yaptılar mı? Gösterebildik mi? Üstad diyor ya bülbüllere emir var lisan öğren vakvaktan. Bahset tarih balığın tırmandığı kavaktan. Yani lisanımızı bozmuşlar. Bir TDK kurmuşlar. Orada dil üretmişler. Kelime üretmişler. Kelime nedir? Milletin irfan havzasından alacaksın. Millet dili inşa eder. Siz de oradan alacaksınız. Onu terkip edeceksiniz. Ama İslam'la alakalı... Peygamber Aleyhisselam'la alakalı kuran Hakim'den neşet eden ne kadar kelime varsa, İslam'a olan adavetlerinden, düşmanlıklarından o kelimeleri çıkarmışlar. Hani bizim kitaplarımızda fiiller talebelere öğretilirken, işte Emsil'e de sahil kitaplarımızda hmm. vezni var, mevzunu var, böyle öğretilir. Yani saldırdak diyor avizeye, saldırdak yukarıdan aşağı salınıyor diye. Üstad da diyor ki yani alavezli dangalak böyle bir dil mi olur? Böyle bir kelime mi olur? Yani bu milleti getir bunlar da dayatmadılar mı? İmam Hatip'teyken bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Kompozisyon dersinde sıfır verdi bana. Ya yani İmam Hatip'teyken dergi çıkarıyoruz, gazete vesaire. Hı hı. Böyle duvar gazeteleri var. İşte hutbe yarışmaları olurdu o zamanlar İmam derde... Siz yazar, siz okurdunuz. Cenab-ı nasip etti oralarda böyle metinler yazmaya, okumaya. Fakat edebiyat dersinde sıfır kompozisyonda. Şimdi Asan Bektaş diye bir kardeşimiz var. Kalktı hocamıza dedi ki ya nasıl olur dedi ya bu adamın yazdıkları şurada burada derece alıyor siz ona sıfır veriyorsunuz. Dedi ki arkadaşınız Türkçe yazmadı ki. Ben anlayamadım ne yazdığını. Temelde neler var. Dedim ki, hocam siz edebiyat öğretmenisiniz ama Akif'i anlayabilir misiniz? Ya Yahya Kemali, sözlük olmadan anlamanız mümkün mü? Dedenizin mezar taşını bir edebiyat öğretmeni evet. olarak okuyabilir misiniz? Bu memleketin o zaman TRT vardı sunucusu konuşurken iki kelime de bir ee e, diyor. Neden? Çünkü 500 kelimeyle konuşmaya onu mahkum etmişsin. Bu milletin bin yıldır konuşmuş olduğu kelimeler İslam'la alakalı diye onları çıkarmışsın. Neden Baki yok? Neden Sinan yok? Neden Sezai Karakoç, Necip Fazıl çapında mütefekkir, alim yetişmiyor? Yetişmez. Bu kelimelerle yetişmez. Gazali yoksa, Razi yoksa, Ebu Suudlar, Kemal Paşa Zadeler onlara o hikemiyata dönmeden yani geriye çekilmeden ileriye gitme imkan ve ihtimaliniz yok hep batı dediler. Oradan baktılar. Oraya köle olmayı bu milletin çocuklarına anlattılar. Fakat o çocuklar bir gün geldiler. İslam'a teslim oldular. Oldular ve olacaklar. Yani Yahya Kemal'in kopuşu. <laughs> Sonra gelişi var. Evet. İslam'a teslim oluşu var. Nazım Hikmet'te bile aynı şeyler var. Ahmet Hamdiler'de vesairede. Çünkü İslam havzasını erken yaşlarda bile olsa eğer o havzayı solukladıysa o iklimde yaşadıysa politikasını, sanatını vesairesini İslam'ın orada gördüyse o mutlak ve muhakkak dönecektir. Dolaşacaktır. Onun bir hareket felsefesi olacak. Ama sonra evvelinde İslam varsa mutlak ve muhakkak onu İslam çeker. Allah nizamı beşer Uygarlığıyla asla kıyas edilmez Fatih kardeşim. Eyvallah hocam. Yani biz eğer gençlerimize İslam'ın derinliğini, fikirini, sanatını, edebiyatını taşıyabilirsek, anlatabilirsek, yani bunu onların dünyasına inerek yapmak lazım. Çocukla Peygamber Aleyhisselam farklı konuşuyor, delikanlıya farklı konuşuyor, 80 yaşındaki bir sahabiye evet. farklı konuşuyor. Yani çocukların dünyasına iniyorsunuz. Nasıl iniyorsunuz? Hani Sezai Karakoç diyor ya Allah Teala'nın rahmeti üzerine olsun. Biz diyor kış gecelerinde otururduk. Hazreti Ali'nin hikayelerini okurdu babam. Onları dinlerdik. Hayber önünde bir aslan olmak. Yani ecdadımız kış gecelerinde Tarikat Muhammediyeler okumuş. Kıssalar, hikayeler Babalar muallim olmuş. Babalar öğretmen olmuş. Çocuk orada Gazali görmüş. Hazreti Hamza görmüş. Hüdavendigar görmüş. Şimdi bizim gençliğimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız önde bunlar var mı? Bunları koyabiliyor muyuz? Sahte kahramanları, masaldan adamları kahraman diye bu milletin önüne koyarsanız o zaman batıya kölelikten kurtulamaz. Çünkü onu efendi görür, her meselede ona ittibayı uygarlık zanneder. Allah'ın izniyle İslamiyet'e döndükleri zaman neden bu dünyadalar, niçin varlar, nereden geldiler, nereye gidecekler, nasıl gidecekler, izzeti nasıl kuşanacaklar? Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den bunun cevabını bulacaklar. Onun için İslam'ın önündeki harikatları, ...kaldırmamız lazım. Yani kapitalizma... ...liberalizma... ...sosyalizma... ...kendini anlatıyorsa... ...biz şunu yapmaya mecburuz. Diyanete verilen vazife... ...iman, ibadet ve ahlak. Hı hı. Bunun dışına çıkamazsın. Peki... ...iştemayat alanına çıkamaz mı? Yani bizim okuduğumuz... ...fıkıh kitaplarının önemli bir bölümü... ...hukukla alakalı mesai. Buyurun... ...yani... Onlar Batı hukukunu getirsinler. Biz İslam hukukunu getirelim. Kürsüler sonuna kadar ona açılsın. Gençler baksınlar. Mukayeseyi yapsınlar. Efendim Napolyon Mısır'a gidiyor. Hı. Orayı işgal ediyor. Orada Maliki fıkı, Şafi fıkı var. İmam Maliki muhatta, Şafi fıkı. Ona adamları vasıtasıyla vakıf oluyor. Sonra dönüyor. 1804 yılında Napolyon yasalarını yayınlıyor. Arkasında ne var? Maliki fıkı var. Peki daha sonra devlet-i alii inkirazı uğrayınca bütün İslam ülkelerine hukuk diye Batı'nın Napolyon'un Maliki fıkından yani İslam'dan almış olduğu o masalları onları getiriyorlar. Yani İslam ülkelerinde şöyle bir oyun var. Mısır'da, Suriye'de, başka yerlerde bunu bu topraklarda da yaptılar. Hala birileri yapmaya devam ediyor. En kaliteli öğrencileri sınavlarla belli liselere topluyorlar. Evet. Sonra İslam'dan mahrum bir halde onları yetiştiriyorlar. Ardından Amerika'ya, Batı'ya, oradaki üniversiteleri gönderiyorlar. Onlara şunu telkin ediyorlar. İnsan hakları mı? Hukuk mu? Bütün bunlar nerede? Batı. Batı'da diyorlar. Ve sonra batıya mahkum oluyor. İşte biz bir yüzyılı böyle kaybettik. Kendini de unutuyor hocam ondan sonra. Tarihine Kendini düşman oluyor. Olduğunu Masal mi? şiiri var ya Sezai Karakoç'un. Yani batıya gidiyor. Birinci oğul, ikinci oğul, üçüncü oğul. Hepsi kayboluyor. Sonra doğulu adam yedinci oğlunu gönderiyor. Ben yedi oğlundan altısını kurban ettiğiniz bir babanın son evladıyım. Beni İslam'a ait bütün renklerle burada antlaştırın diyor. Yani gençler Doğu'nun yedinci oğlu, yedinci evladı olacaklar. Evet. Gazali, İmam Rabbani, Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum. Onlarla yeni bir birliktelik içine girecekler. O zaman fikirde, sanatta sadece İslam Yalnız İslam diyecekler. İslam bize hayatın bütün noktalarında yeter diyecekler. Eyvallah. Burasını bence birazdan böyle biraz daha ayrıntılı konuşmamız lazım. Çünkü sanat deyince, edebiyat deyince sanki içinde İslam'ın olmadığı, dinin olmadığı bir şey gibi zannediyorlar. Öyleymiş gibi gösteriyorlar. Onu konuşalım hocam. Kısa bir aramız varmış. Ondan sonra devam edelim istiyorum. Ee, ama hocamın az evvel dediği tarafını unutmayalım. Yani bence ben hiç bölmedim bile isteye hiç bölmek istemedim. Çünkü hocam çok kıymetli şeyler söylediler hatta Cemil Meriç'in çok güzel cümlesi var diyor ya. Haçlıların en büyük zaferi ders kitaplarımızı, tarih kitaplarımızı yazmak oldu diye. Okuduğumuz şeyler aslında biz miyiz diye sormak lazım. Kısa bir ara verelim. Aranın arkasından muhabbet etmeye devam edelim. Siz o sırada bize mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Altta göreceksiniz numaralarımızı zaten mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi bir kısa bir ara arkasından muhabbete devam edelim. Hadi. Ince. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Kürsüde muhabbet etmeye devam ediyoruz. Ee, gençlerle ilgili konuştuk. Biraz gençler, en azından bir kısmını gençlerle ilgili bazı şeyleri konuştuk. Burada bazen, yani bazı konuştuğumuz şeyleri böyle hocam sağ olsunlar tam yarım saatin içinde tak 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 şuralar dedi. Teşhis koydu bence. Şimdi Bunlarla ilgili böyle... Bazı şeyleri ayrıntılı söylememiz lazım. Ama ben şöyle de bir şey düşünüyorum hocam. Yani hem sizin söylediklerinize paralel hem de açıkçası şimdi bunu söylemekte beis yok. Gençler sizi seviyorlar. Gençler gerçekten sizi seviyorlar. Ben geçen, az evvel size arada da söyledim. Geçen hafta ben Çorum'daydım. Buradan da teşekkür etmem lazım. Çok güzel organizasyon, güzel bir şey yapıyorlar, güzel bir iş yapıyorlar. Memleketin her yerinde gençlerle ilgili herhangi bir şey yapan her kimse insanları tebrik etmek lazım. Bu kıymetli bir şey. Oradayken de aynı şeylerden bahsettiler. Ben bu şöyle de bir durum varmış gibi geliyor bana. Şimdi biz bunu e, konuşuyoruz, söylüyoruz. Elbette söyledikleriniz çok çok kıymetli. Ama şimdi bu gençler, bu dönemin gençleri özellikle bana hep şöyleymiş gibi gelir hocam. Önceden mesela benimle babam arasında bir kuşak var. Yani benimle babam arasında bir kuşak. Ama şimdi kardeşimle benim aramda bir kuşak var sanki. Yani çok hızlı değişen böyle başkalaşan bir şey var. Bir de Böyle artık bu durumdan böyle şikayet et, ediyoruz ya, ettiğimiz kişiler önceden hep şöyle gibiydi, bana hep öyle gelir. Ee, bizim gibi olmayan kişi gençlerdi. Ama şimdi bu gençler bizim gençler. Yani benim kardeşim, işte sizin evladınız, onun e, oğlu falan falan böyle. Ve bu durumun içinde de bakınca böyle biraz geçmişe doğru dönüp bakınca her yerde ben şunu özellikle söylüyorum... Siz çok kıymetli bir şey söylediniz. Ben onu çok önemsiyorum. Gençlere kıymet verdiğinizi söylediniz. Ama gençlerin en çok duyduğu cümlelerden biri şu. Bu gençlerden bir şey olmaz. Hep bu cümleleri duydular bu çocuklar. Ve bu cümleleri duyarak açıkçası bir şeyleri yapamayacaklarına inandılar. Yapamayınca da ya yaparsın diyen adamlar hep karşı mahalleden çıktı. Karşı taraftan çıktı. Sizin az evvel buyurduğunuz gibi işte dediler ki ya bakın burada size bir şey veriyorlar. Hadi gelin buraya dediler. Onlar da çıkıp da işte Türkiye bilmem bir şey kaybetti ama bak Batı Avrupa bir şey kazandı demeye başlamışlardı. Ama geriye dönüp baktığımızda ben bu tarafını özellikle söyleyin isterim. Ee, işte Çanakkale Savaşı'nda da 15-16 yaşında çocuklar vardı. Genç değillerdi hocam bunlar yani çocuktu neredeyse. Bugün 15-16 yaşındaki çocuk insanlar bakkala markete gönderirken köpek ısırır diye korkuyor. E o günün anaları da anaydı. O günün babaları da babaydı. O günün çocukları da çocuktu ve bu çocuklar... E Dünyanın hiçbir lisanında ki siz yine güzel bir şey dediniz. Dilimizi değiştirdiler dediniz. Gönül yoktur mesela hiçbir dilde. Ümmet mesela yoktur hiçbir dilde. Bizim dilimize yerleşmiş kavramlardır bunlar. O analar hiçbir dünyanın hiçbir lisanında görülmeyen bir şey söylediler. Vatan sağ olsun dediler. O çocuklar da gitti. Şimdi ben bunu bilerek söylüyorum. 15-16 yaşında bir çocuk Çanakkale diye bir yere gitmiş mesela. Ee, dünyanın bütün az evvel sizin söylediğiniz barbarları, katilleri, yamyamları ne varsa hocam hepsi gelmiş. Gelmiş ve Ege Denizi ağzına kadar bunlarla dolu. Her taraftan bombalar, tüfekler, silahlar patlıyor. İnsanlar paramparça ama bu çocuklar muhtemelen ağlamışlardır, korkmuşlardır. Çocuk bunlar ama geri gelmediler. İnanç diye bir şeyi düşünmeden, yani hani bunu biz inanıyor muyuz acaba demeden içlerinde hissettiler ve zor zamanlar aç karnına şehit düştü diyor İngiliz askerlerinden bir tanesi diyor ki biz Türklerin çocuklarıyla savaştık. Askerleriyle değil. Öyle aç, çocuklardı ki bunlar açlıktan. Belki de hiç korkmamışlar. Belki de. Şöyle he? diyebilir miyim? Lütfen hocam. Yani Allah Azze ve Celle'den korkanlarda beşer planında korku olmaz. Eyvallah. Ee, dolayısıyla onlara anneleri, hocaları, ataları kaçma, geri çekilme, çökme bu kelimeleri hiç öğretmedi o aşkla öleceklerini bilerek oraya gittiler. Çünkü babaları da öyle gitmiş. Babaları da öyle gitti. Oradan cennete yürüdüler. Allah i̇şte, izniyle. Belki de şöyle dedi söylemek lazım hocam. Babalar, analar çocuklarına miras diye her zaman mal, mülk, makam, mevki bırakmaz. Bazı babalar, bazı... Babalar, bir şeref adamlar. bırakır. Ha, evet hocam. Bazı babalar, bazı analar çocuklarına şeref bırakır. Hatta bazen dert bırakır, dava bırakır, gaye bırakır. Ben bugüne bakıp da buradan bugüne bakınca şöyle görüyorum. Ya yani bundan üzülerek söylüyorum. Elbette bu hani bir eleştiri de değil. Yani hepimiz için, hepimizi içine koyarak söylüyorum. Kimseyi eleştirmiyorum ama biz acaba bu günün bu çocuklarına miras olarak o davayı, o hayali bizden biraz öncesi çok bırakamadık mı da hissettiremiyoruz? Çünkü zor bir dünya. Bu dünyanın içinde biz çocukların yani 500 yıl önce o yaşta genç olmak sanki daha kolaydı da bugün daha mı zor? Aslında sormaya çalıştığım şey bu hocam. Yani hep şöyle cümleler duyuyoruz ya, bugünün genci işte namazını kılsa yeter belki. Bugünün genci şundan sakınsa 500 sene, 1000 sene evvelkinden daha ileridedir belki gibi cümleler duyuyoruz. Ya. Cidden öyle mi merak ediyorum? Daha zor şartlarda bu çocuklar çünkü. Şöyle, esasında ben bugünkü gençlerden çok umutluyum. İslam'ın kızlarından çok umutluyum. Çok güzel günlere doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Yani e, İslam'ın sabahına doğru gidiyoruz. Hep azlarla Müslümanlar çoklara galip oldular. Evet e, ayağa kayan gençler var. Fakat şu da var. E, gayri İslami bir ailede bir genç günde Kur'an-ı Kerim'den 10 sayfa ezberleyecek. 2 ayda hafız olacak. Ülkenin en iyi fen lisesinde okuyacak. Böyle bir genç. O ailenin içerisinde İslam'la tanışıyor, hafızlığa başlıyor, sohbetleri dinliyor. Anne baba bu aklını kaybetti diyor, abla vesaire hepsi devreye giriyorlar. Geçenlerde o genç geldi, Hı. hocam dedi, Türkiye'de okuma dediler bana, zorla beni İngiltere'ye gönderdiler. Orada ehl sünnet kimlerle beraber olabilirim, hangi çevrede bulunayım ki o halimi burada yeniden doğuşu, orada muhafaza edeyim. Yani karşı mahalle dediğimiz oradan öyle gençler geliyor ki öyle yüksek kabiliyete sahip kardeşler geliyor. Peki neden geliyorlar? Hı -hı. Niçin orayı bırakıyorlar? Orada zevk var, orada eğlence var, orada Hı -hı. kariyer var, orada alkış Hı -hı. var. Bir gencin nefsi neler arıyorsa Hı -hı. onların tamamı orada. Fakat Allah Teala bizi insan olarak yarattı. Yani insan dünyaya gelir. Ruhuyla beraber o insandır. Ruh onu alır, dahi yapar, gazali yapar, Mevlana yapar, Yunus yapar. O ruha da Kur'an konuşur. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Bir noktadan sonra onların size her şeyin masal olduğunu anlıyorsunuz, idrak ediyorsunuz. Birin sınıf akla sahip bir gence onlar konuşamazlar. İslamiyet başka kültürlerle Hesaplaşarak yürüdü. Peygamber aleyhisselam... Mekke'yi mükerremede... Sahabeyi korumaktan acizken... Habeşistan'la bir devlet başkanı... Necaşi... La ilahe illallah muhammed Resulullah dedi. Peygamber aleyhisselam... Ordular göndermeden önce... Suriye bölgesine sahabe gönderdi. Onlar gittiler... İslam'ı anlattılar... Kiliseler boşandı... İslam'ın tarafına geldiler... İslam'ın safına geldiler alimler, peygamber aleyhisselam öğrencileri gitti. Irak'ta, İran'da oturdular. Zerdüşler karşısında kendi davalarını anlattılar. Bir onların masallarına, hayatlarına, kendi inançlarının cemiyete, tezahürüne baktılar. Bir de sahabeye baktılar. Yamalı ayaklar, yamalı çarıklar, yamalı cübbeler. Onlar girdikleri şehirlere bir nur getiriyorlar, huzur getiriyorlar, gönülleri İslam'a cezbediyorlar. Yani İslam madde planında silahla, güçle yayılmadı ki Anadolu'ya. Sahabe geliyor, Diyarbakır'da duruyor, Malatya'ya kadar geliyor. Sonra fetihler duruyor. Buhara, Semerkant damarı İslam bayrağını alıyor. Oradan Türkler Anadolu'ya geliyorlar önce veliler, dervişler geliyor. Sonra askerler geliyor. Peki ediyorlar. Anadolu'da bir sürü Rum vardı. Nerede bunlar? Hadi bir kısmı Rum olarak kaldı. Hı, hı Hristiyan olarak kaldı. Ama önemli bir bölüm, bir bölümü Müslüman oldu bunları... Peki neyle oldular? Kur'an'a muhatap oldular. Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine, o hadislere göre hayatını şekillendiren kahramanlara, onlara muhatap olunca kimseyi bıraktılar camiye koştular, medreseye, tekkeye koştular. Allah'ın inayetiyle İslamiyet'i temsil makamında olan müminler, eğer bunu yeniden yapabilirlerse, biz üsve-i hasene olabilirsek, İslamiyet'i adalet boyutuyla da, hakkaniyet boyutuyla, milletmanına sadakat boyutuyla, sanat, fikir de, boyutuyla olduğu gibi, buralarda eğer biz meydan yerine çıkarabilirsek, ...göreceksiniz... ...nasıl Mekke-i Mükerrem'in fethinden sonra... ...Peygamber'i tanıdılar... ...Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i... ...galipken... ...güç elindeyken... ...affedişini gördüler... ...eski düşmanlarına... ...izhebu feentumuttulaka... ...hepiniz serbestsiniz... ...evlerinize gidin... ...değişini gördüler... ...hepsi birden... ...la ilahe illallah... ...Muhammedur Resulullah dediler... ...iman ettiler... ...İslamiyet... Cihan hakimiyetine işte böyle yürüdü. Yani o İslam'ı yaşayan peygamber. Yani bir Yahudi Hazreti Ali radıyallahu anh devleti yönetiyor. Evet. Giderken bir şehirden başka bir şehre giderken silahını düşürüyor. Kalkanını düşürüyor. Aradan zaman geçiyor dönüyor küfeye geliyor. Bakıyor ki o kalkan bir Yahudinin elinde. O benimdir diyor. Devlet başkanı Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Şimdi adam diyor ki olmaz. Deli getir bakalım. Yani şahidin nedir? O da oğlunu getiriyor. Hazreti Hasan'ı Hüseyin'i getiriyor. Bu kalkan bana aittir diye. Kadı Şurey diyor ki İslam'a göre olmaz. Yani çocuklar baba hakkında onun lehinde şahadette bulunamazlar. Fakat diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Bunlar dedeleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hakkaniyetine şehadet ettiği torunları Cennet gençlerin efendileri Hasan Hüseyin olmaz diyor. Şahsa göre hüküm buradan çıkmaz. Hz. Ali radıyallahu anh o duruşmayı kaybediyor. Dışarıya çıkıyorlar. Yahudi diyor ki evet sen sıffine giderken arabandan düşmüştü. İşte at arabasından. Ben de almıştım. Sizin bu mahkemedeki şeriatın kadının bu duruşunu davranışını gördüm. Müslüman oluyorum. Bu kalkan senindir diyor. Teslim oluyor. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimizin bu davranışı karşısında iman ediyor. Bunun onlar yüzler binlerce örneği var. Peygamber aleyhisselam demiyor mu? Allah'a yemin olsun ki ey mullahi lev bintu Muhammedin le kata'atu yedaha. Eğer bu suçu peygamberin kelimesi Fatıma yapmış olsa ona da cezasını veririm diyen bir peygamber var. Zekat malından, hurmadan torunu ağzına koyunca Resulullah Aleyhisselam çıkar çıkar onu diyor. Yani milletin malını sen nasıl ağzına koyarsın? Bir bedevi ne Necid'den kalkmış. Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ı duymuş. Onun bu haline şahit olunca ne yapacak bu adam? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah deyip Müslüman olacak. Eğer biz konuştuğumuz İslam'ı yaşarsak o gençlerde büyük bir inkılap olacak. Evet. Yani neden büyük Abdülkadir Geylani, Şah Nakşiben, İmam Rabbani... ...İslamiyet'in mana cephesinde bir çöküşe girdiği anlarda... ...şehrin, siyasetin, iktisadın, içtimaiyatın kokuştuğu anlarda... Müslümanların İslam'ı, İslamiyet'i, İslami hayatı kirlettiği anlarda böyle büyük zatlar meydan yerine çıkıyorlar. İnsanlar, gençler onlar etrafında toplanıyorlar. Onların konuşmalarıyla hayatları arasındaki o muvazeneyi görüyorlar. Yeniden bir diriliş başlıyor. İmam Rabbani'de onu görürüz. Mevlana'da, Yunus'la da onu görürüz. Yani Moğolların, Haçların yaktığı, yıktığı Anadolu'yu Osmanlı'ya hazırlayan Yunus değil mi? Evet. Mevlana değil mi? Yürekleri onaran onlar değil mi? Şahnakşî ben neden büyük? Yani Buhara, Semerkant damarı oradan Hindistan, Anadolu buradan Rumeli. Bütün bir bilad İslam'ı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan tevarüs eden o aşkla kuşatıyorlar, kucaklıyorlar. Ben genç kardeşlerimden çok umutluyum. Eğer biz Allah'ın izniyle engelleri kaldırırsak, onların dünyalarına inebilirsek, hani bu bir entelektüel hastalığı, yazanların, çizenlerin, kendilerince fil dişi kuleleri kurmaları, sonra oradan bakıp halkı cüce görmeleri, fakat bilmiyorlar ki aşağıdan yukarıya bakınca da dağın tepesindeki adam o da nokta gibi görülür. Aa. Yani milletin dünyasına inmek. Onlar indiler çarşıda, pazarda, okulda, mektepte gençlerle Allah Teala'nın kullarıyla beraber oldular. Yüreklerini camiye çektiler. Yani sokağa camiyi taşıdılar. Medeseyi taşıdılar. Tekkeyi taşıdılar. Elbette fikir adamı, sanat adamı. Onların iş dünyaları olacak. İş dünyalarından dışarıya açılacaklar. Eğer iş dünyalarına kalırlarsa o zaman hayatı kendilerine onlar zindan yapmış olurlar. Zindana çevirirler. Hani Üstad diyor ya. Yani dev gibi gelip çaptı, e, üstün hastalık dev gibi gelip çatı verdi birden toz. Sen cüce sanatkarlık sana büsbütün paydos. Yani o cüce sanatkarlık <laughs> esasında gençlerden kopmak, bir kafe köşesinde şiir meclisleri kurmak, hayatı öldürmek, şiiri öldürmek, şiir şehirden, şiir şuurdan kopuyorsa, edebiyat hayattan kopuyorsa o zaman o bir masal olmuştur. Yani onu siz cemiyete taşıyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim sana zaviyesinden baktığınızda onun fevkinde bir metin olabilir mi? Hı hı. Şairler lisanlarını unutuyorlar. Hani levide diyorlar ki neden şiir yazmıyorsun? Kur'an-ı Kerim indikten sonra dilimi unuttum diyor. Siz onun üzerine düşünüyorsunuz. Ama gazali aklıyla düşünüyorsunuz. Yani birinci sınıf aklı... Akla sahip çocukları Kur'an'a muhatap oluyor. Peygamber Aleyhisselam'a muhatap oluyor. İşte o zaman bakirleriniz, o zaman şeyh galipleriniz, o zaman sinanlarınız, o zaman Barbaroslarınız olacak. Kur'anla sünnetle bu milletin çocukları arasında irtibat engelleri kaldırıp köprüler kurmak. Onu kim yapacak? İlim adamları, fikir adamları onlar yapacaklar. Ama ben sanatçıyım. Kendi dünyama çekilirim. Kendi fikri örgümü kendim inşa ederim derlerse onların bu topluma ne tesirleri olacak ne hayırları olacak ne bu milletin yarınlarında imzaları olacak. Bizzat ilim, fikir, sanat adamı sahip olduğu düşüncenin cemiyet içerisinde tatbik ve tayininde görev almalı. Görev alır. ...onun mücadelesi içerisine girer... ...ve bedelini öderse... ...o zaman Allah Azze ve Celle... ...muvaffakiyet ihsan edecek. O zaman... ...yürü kulum diyecek. Fikir bedelsiz olur mu? Mümkün. Yani... ...en muharef haliyle... ...sanatın, fikrin bir bedeli... ...iblisin cephesinde olur da... ...İslam cephesinde olmaz mı? Elbette olacak. Ama eğer aşkı var... ...muhabbeti varsa... O zaman bu yolda bedel ödemeyi büyük bir şeref olarak görecek. Ama, şeref terakki edecek. Hocam. Ama bu bağı sanki biraz kopardık. Yani şöyle kopardık. Biraz evvelden beri siz özellikle üstüne basa basa söylüyorsunuz. Fikir, sanat, ilim, siyaset bu alanda Müslümanca düşünmek. Müslüman, İslam'ın siyaset, İslam'ın sanatı, İslam'ın fikri. Hatta yani ben işte biraz evvel isimlerini söyledim. Musikisi, şiiri dediniz. Şimdi ama bakınca bugün, bugün bakınca Öyle garip, gureba, hatta tırnak içinde ucube bir sanat mantığı var. E peki mesela Müslüman'dan sanatçı olur mu ki? Soru bu. Evet. Şimdi diyecek ki yani nasıl yani olur mu? Adam siz şimdi bir tarafta örnek veriyorum, şiir okurken ya ben namaz kılmaya gidiyorum dese bu ne yapıyor ki diye bakıyorlar. Şimdi garip bir alanı boş bırakmış durumumuz var. Elimizde ıtriği varken hani dediği gibi şairin işte el alem gidiyor fethetmeye vereyim Sen cebinde kaybettin. Güneş dolu tarih. E şimdi... Şimdi şöyle Fatih kardeşim esasında biz oraları boş bırakmadık. Harf inkılabıyla bizim tarihimizle, kültürümüzle, sanatımızla irtibatımızı bütünüyle kopardılar. Batılı adam en büyük tahribatı bu topraklarda yaptı. Mısır'da yapmadı. Evet. Suriye'de yapmadı. Evet. Orada lisana, orada kamusa dokunmadılar. Burada dokundular. Yani düşünün ki bugün böyle bir hamle yapılmış olsa Böyle bir devrim yapılmış olsa ne olur? Üniversitede ders anlatacak hoca bulamazsın. Aynen. Ama onu göze aldılar. Neden? Çünkü İslam'a böyle bir hasımlık vardı. İslam adına her şeyi sevecekler. Yani bu alimler, sanat adamları, fikir adamları bir anda okur yazar olma haysiyetini bile kaybettiler. Eyvallah. Düşünün ki mecmualar çıkaran 10 tane müstahar isimle mecmua haftalık neşredecek çapta bir mütefekkir artık yazamaz hale geldi. Yazdıklarını milletiyle paylaşamaz hale geldi. Sonra birilerini sahneye sürdüler. Onlarla bu milleti ayrı bir cepheye çektiler. Dernekler kurdular. Üçüncü sınıf zekaya sahip adamlara en büyük romancı, en büyük hikaye yazarı, en büyük şair ödülleri verdiler. Yani Müslümanların İslam gençliğinin önünü yolunu aşmadılar ki Müslüman oğlunu okula göndermekten korkar bir haldeydi çünkü mektebe gönderdikleri zaman Allah'la Kur'an'la İslam'la alay eden bir eğitim anlayışı vardı. Evet. Çocuk geriye döndüğü zaman baba neden namaz kılıyorsun diyordu. Millet mektebe kızını oğlunu göndermemek için onları hasıra sarıyor. Öyle evlerde gizliyorlardı 40'lı yıllarda. Böyle bir zulüm vardı. Bir Ardahanlı Hı. kardeşim anlattı. Babası yanlarında Almanya'ya gitmiştim bir programa. Orada evlerinde baba da o zamanlar 80 küsur yaşında 30'lu 40'lı yıllar Ardahan'ın bir köyü. Köyün ön tarafı orman sağdan soldan yollar var. Hı. Yollara nöbetçiler koymuşlar. İmam köyde Kur'an-ı Kerim okutuyor çocuklara. Elif Bağ okutuyor. Kırklılı yıllar. Jandarma askere vazife veriyorlar. Gönderiyorlar tabii siyaset yukarısı. Bu defa yoldan değil de ormandan doğru. Milletin beklemediği yerden geliyor. İçeriye giriyor. 80 yaşlarında bir adam, alim, hoca, Kur'an-ı Kerim okutuyor. Bunu bana anlatan yıllar sonra 80'ine gelmiş ağlayarak anlatan o köyde o halkada olan birisi diyor ki içeriye girdiler hocamıza öyle vurdular ki elleri patladı kan revan oldu o halde hocamızı alıp götürdüler bir daha o hocadan haber alamadık korkudan halk hocanın nerede olduğunu soramadı bile yani bu millet o günlerde İslam sanatını merkeze nasıl taşıyabilsin Değil ki nasıl bir mücadele içinde olsun. Hay, hani bazen diyorlar ki 2 milyar alim İslam'da neden işte fizikte, kimyada, şurada, burada bir adamları yok. Peki onlar laboratuvarları nasıl kuracaklar? Müslüman fizikçi, kimyacı, matematikçi, tıpçı Mısır'da o devlet böyle bir laboratuvar kurar mı? Aşıyı bulsa onu dünya piyasasına çıkarır mı? Yapar mı bunları? Neden hilafeti İslamiye'yi kaldırdılar? Neden Osmanlı'nın üzerine yürüdüler? Eğer biz bu sualin cevabını veremezsek tarihine küfreden insanları bu gençlik en azından bir kısmı maalesef haklı görme mahkumiyetine düşer. Bir, evvela bu milletin önüne açmalıyız. Yani Üstad Necip Fazıl tiyatro da belki de onun gibi yazan olmamış. Doğru. Fakat üstadın tiyatrolarını evvela kim oynuyor? Muhsin Ertuğrul. Sonra yasaklıyorlar. Olmaz diyorlar. Oynayamazsın diyorlar. Ağlayarak üstada ben bundan sonra senin eserlerini sahneye çıkaramam. Yasakladılar diyor. Anadolu çocukları onlar oyuncu oluyor. Hakkari'den Edirne'ye kadar onlar sahneye çıkarıyor. Abdülhamit'le alakalı bir tiyatrosu bir de eseri, muhallet, kalın bir kitabı var üstadın. Şimdi o tiyatro oynandığı zaman mecliste soruşturma açıyorlar. Nasıl böyle bir tiyatro gençler tarafından sahneye e, sahnede oynanır diyorlar. Yani Müslümanlar şu geçen yüzyıla baktığımızda sürekli engellenmişler, durdurulmuşlar. Sizden sanat adamı, fikir adamı olmaz demiş... Kendi kulüplerini, kendi derneklerini kurmuşlar. Bedenlerini arz edenlere, sahnede arz-ı endam edenlere büyük sanatçı demişler. Onlara ödüller yağdırmışlar. Evet. Biz böyle bir geçmişten geliyoruz. Dolayısıyla genç adam meydan yerine çıkacak. İslam'ın ne olduğunu evvela öğrenecek. Ondan sonra sanat, şunun bunun için değil, sanat bizi yoktan var eden Allah için. Oo, çok güzel Allah'ın rızasını tahsil etmek içindi. Eğer bu şuura sahip olursa o zaman in tensurullah Sen Allah'a yardım edersen Allah azze ve celle sana yardım eder. Batı düşüncesini işte o mikyasta Müslümanlar yeniden İslam'a cezbedecekler. Yani bir İbn Arabi'nin Batı dünyasında tesiri etkisi nereden geliyor? Kur'an'la olan sılasından, İslam'la olan sılasından. Zannediyorlar ki bizde büyük mütefekkirler yok bunlar. Yani fukahamız büyük mütefekkir değil mi? Ama onları benim kardeşim bilmiyor ki o dünyaya giremez. Süleymaniye Kütüphanesi'ne biz girsek gençlerle yani Türkiye'nin en iyi üniversitesinde okuyan gençlerle Süleymaniye Kütüphanesi'ne girseniz. Boğaz içinden 10 tane sınıf götürün. Girin oraya. Kaç kişi anlayacak? Kim okur? Kim anlar? Peki ya İtalya'ya gitseniz, Bani'ye girseniz 200-300 yıl önce yaşamış bir İtalya'nın eserini okurlar. Bugünkü gibi. Almanya'da girseniz Gote'yi okurlar. Fransa'da Ronsard'ı, Rimbaud'u girin kütüphaneye okurlar. Ama Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden gençlerle kütüphaneye gidin. Yahya Kemal okusa, anlamaz. Akif okusa anlamaz. Bu millete nasıl kıydılar genç adam bunu görmezsen o zaman düşmanın tanıyamazsın. Düşmanın tanıyamayınca dostla düşman düşmana dost olursun. Çok güzel cümle oldu hocam. Peki şimdi burada bir şey bir ara böyle tam parantezin içinde önemli bir tarafı daha var. Şimdi gençler deyip genel bir şeyi konuşuyoruz ama sizin de özel böyle hassasiyetle üzerine durduğunuz bir şey var. Ben ee, hanımlardan bahsediyorum. İslam'ın kızına diyorsunuz mesela. Şimdi bu çok çok bence muazzam kıymetli bir durum. Yani niye hocam? E, bir kere önümüze serdikleri bir şey var. Gözümüzün önüne böyle gösterdikleri işte Müslümanlar ya da İslam dünyası kadına değer vermez deyip bir karşımıza çıkarttıkları bir şey var. İkincisi tanımadığımız bir dünyaymış gibi sanki hiç yokmuşlar gibi ama diğer tarafta gördüğümüz melanetin haddi hesabı yok. Şimdi var bak bir kısmını burada söyleyemeyeceğim kadar melanet var. Burada özellikle genç kızların yani Müslüman kızların Müslümanın kızının, İslam'ın kızının kıymeti nereden çıkıyor? Esas oradaki önemli tarafı ne? Bence biraz esas buraya da dokunmak zorundayız. Fatih kardeşim şuradan bakmalı. Batılı adam, evvela kadın noktasında sabıkalıdır. Eyvallah. Çok Daha çok düne çok kadar güzel. bu adamlar annelerini, kızlarını, eşlerini satıyorlar. Evet. 1830'a kadar evet. Times gazetesi ilanlar, reklamlar. Adam diyor ki annemi şu paraya satıyorum. Kız kardeşimi satıyorum. O ilanlarla alakalı bilgiler Osman Ergin'in Türk Maarif tarihinde var. Var. Kardeşim oraya müracaat etsinler. Daha başka kaynaklarda da var. İngiliz Yüz yıl sonra işte Times gazetesi tıpkı basım yayınlayınca bu reklamlar, bu ilanlar orada çıkıyor. Evet. Bu adamlar dünyaya kadın hakkından bahsedebilirler mi? Olur mu? Yani daha dün kadını hayvan yerine koyuyorlar, pazara getiriyorlar. Orada değeri şu kadar deyip satıyorlardı. Peki İslam bu noktada ne yapıyor? Şunu söylüyor. Sen kıymetlisin. Sen bu noktada erkekten daha değerlisin. Evet. Sen bizzat zinetsin. Nasıl altın değerli bir kıymeti var. Demiri tıra koyuyorlar. O halde naklediyorlar. Yağmur da yağıyor, kar da yağıyor. Altını alırken bir kalifenin içinde alıyorsun. Evet. Bir mahfazada, bir korumada. Kadın bütünüyle zinettir. Bütünüyle güzelliktir. O halde o korunmalıdır. O muhafaza edilmelidir. Neden korunmalıdır? Çünkü piyasa şehvet perestlerle dolu. Alacaklar, kandıracaklar, aldatacaklar, kendilerince istifade edecekler, sonra bırakacaklar. Baktığınız zaman modern dünya böyle değil mi? Alıyorlar kadınları, istismar ediyorlar, reklam ajansları vesaire diyorlar, podyumlara, bedenlerine, boylarına bakıyorlar, çıkarıyorlar, sonra onları 30'a, 40'a, 50'ye gelince Artık aile kurmaktan uzaklaşmış bir halde kenara bırakıyorlar. Sonra kimse onlarla ilgilenmiyor, alakaları olmuyor. Batı da böyle, Doğu da böyle. Bunu terkin ediyorlar, buna özgürlük diyorlar. Kadınlara, kızlara şehvetperestler kurmuş oldukları ajanslar üzerinden özgürce ulaşmanın adına kadının özgürlüğü dediler esasında bu şehvet perestleri o kadının, köle o kızın olmuş, hocam. köle olması demek. Yani bu, bunun Türkçesi kadın ticareti demek. İnsan ticareti demek. Bunu yapıyorlar. Bir hocamız anlatmıştı. Amsterdam'da Hı. her cuma günü namazı kılıyor. Namazdan sonra dolaşıyor. Gidiyor, Hollandalıların evlerine kağıtlar bırakıyor. Oradaki insanlara bir sayfada İslam anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam anlatıyor. İslam'a davet ediyor. Bir hafta kış soğuk. Hocamız da hasta olmuş. Oğluna demiş ki evlat eve gidelim rahatsızım dolaşmaya mecalim yok. Baba demiş sen dolaşıyordun. E ben de on küsür yaşındayım. Hı. Ver bana kağıtları ben dolaşayım. Belki Allah Teala beni vesile kılar birisi Müslüman olur. Peki diyor veriyor kağıtları dolaşıyor. Ev ev gidiyor. Bir tane kağıt kalmış kapıya vuruyor. Açılmıyor kapı. O kağıdı bırakıp vazifeyi tamamlayacak dönecek eve. Israrla kapıyı vurmaya devam ediyor. Nihayet kapı açılıyor. Yaşlı bir kadın ona kağıt takdim ediyor. Dönüyor. Aradan bir hafta geçiyor. Hocamız cuma kıldırıyor. Cuma'dan sonra önde erkekler, arkada kadınlar. Ayrı bir bölüm var. Orada sorulara cevap veriyor kadınlar canibinde yaşlı bir kadın ayağa kalkıyor diyor ki ben Hollandalıyım İlk defa bir camiye geliyorum yıllarca ben erkeklerle dost hayatı yaşadım sonra beni bıraktılar yaşlanınca benim gibi terk edilmiş bir adamla evlendim annem babam ailemden kimseler kalmadı Üç ay önce de o adam vefat etti o da öldü Üç aydır kimse gelip kapımı aşmadı dünyada ben insanlara yük oluyorum fazlalığım o düşünceye kapıldım Evim üst katına çıktım masanın üzerine sandalye koydum tavana ipi astım boynuma geçirdim boynuma tam urganı boynuma geçirdim tam intihar ediyordum ki ısrarla biri evimin zilini çalıyor kimdir bu bu şehirde beni düşünen biri var mı dedim ısrara dayanamadım ipi boynumdan çıkardım İndim, kapıyı açtım karşımda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı öğrencisi bir genç. Peygamber Aleyhisselam'dan insanın onurlu olduğuna dair esasları bana bildirmeye geldi. Demek ki benim güzelliğim gitse de gençliğimi kaybetsem de insan olarak bir kıymetim varmış. Bir değerim varmış. Onu da ancak Müslümanların meclisinde görebilirmişim. Onun için buraya geldim. Söyleyin bana sizin gibi olmam için ne söylemem gerekir? Amerika'dan bir gazeteci, aktör, kadın Suriye'ye gidiyor. Orada işte kadınlar arasına giriyor, erkekler. Uzun süre bir araştırma yapıyor. Sonra Müslüman oluyor Amerika'ya dönüyor. Diyorlar ki neden Müslüman oldun? Anladım ki İslam gibi kadına değer veren başka bir anlayış din yok. Neden diyorlar? Nasıl olur? Biz İslamiyet'e hep kadın düşmanı olarak anlattık. Hı hı. Böyle propagandasını yaptık. Efendim diyor. Batı'da kadın ne zaman değerlidir? 15'inde, 18'inde, 25'inde eğer bedeni erkekleri cezbediyorsa o zaman bir kıymeti, o zaman bir kâmeti var. Yaşlandı, yüzünde çizgiler sırtında kamburlar, saçına aklar düştü. O kadının batı toplumunda bir karşılığı var mı? Yok. Yok. Ya kimsesizler yurduna gidecek ya da evinde yalnız başına dört duvarın arasında o kadın ölümü bekleyecek. Öyle yaşamaya mecbur olacak. Fakat İslam ülkelerine gittim, dolaştım. Baktım ki genç kız onun dünyası farklı. Ama sonra anne olur. Allah Teala ona evlat verir. Belki evlat vermez. Ümmetin çocuklarının annesi mahallenin annesi olur. Sonra yaşlanır. 70'e 80'e gelir. Ayaklarında derman yok. Yüzünde çizgiler. Torunlar koşarlar. Mahalleden onun öğrencileri, talebeleri, sevenleri, şeker, çikolata verdiği, başını okşadı, Onlar koşarlar. Onun etrafında halkı olurlar bir işi olsa hastaneye gitse elinden tutar kolundan tutar arabayı tahsis ederler gördüm ki kadının değeri İslam'daymış Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın medeniyetindeymiş Peygamber Aleyhisselam hediyeler geliyor Hatice'ye gönderiyor Hatice'nin radıyallahu anh'a arkadaşlarına gönderiyor neden onlara gönderiyor Ayşe annemizin güzelliği var Hatice ayrılmış dünyadan. Efendimiz Aleyhisselam'da 15 yaş daha büyüktü. Hı hı. Madde planında kadın yaşlanınca gençliğindeki o hususiyetleri kaybeder. Ama Resulullah Aleyhisselam ona bedeni itibariyle bakmıyordu ki ona insan olarak bakıyordu. Hı hı. Aynı yastığa baş koymuş Hatice eşi olarak bakıyordu. Siz bunu Batı uygarlığında görebilir misiniz? Başka bir anlayışta görür müsünüz? Onun için İslam diyor ki Ey kadın gençlikte, orta yaşta, ilerleyen yaşta. Senin farklı pozisyonların var. Kurtlar, şehvetperestler dışarıda bekliyorlar. Sana saldıracak, sana hücum edecekler. Seni ben şu şartlarda korumaya davet ediyorum. Orada kadını kendi iç dünyasında derinleşmeye davet ediyorsunuz. Yani bahsetmiştim belki burada. El Vafa diye bir kitap var Ekrem Nedviler'den. Ekrem en Nedvi Hı, o telif etti ee, El Vafa ve Esma İn Nisa Hı. 43 cilt neden bahsediyor bu kitap 43 cilt kadın muhaddislerden bahsediyor 43 cilt şu kadar tamam kim onlar alim'e kadınlar muhaddise kadınlar İbn Hacerlere Ayni'lere ders okutmuş <laughs> kadınlar onlar. Peki bu kadınlar nerelerde? İşte kitaplardan onların adını çıkardılar. Böyle bir ansiklopedi mevsua tevif ettiler. Yeni basıldı daha yani yeni derken, birkaç yıllık bir eser. Yani kadınlar, kadın alimlerle alakalı. Siz fıkıh cephesine girseniz aynı şeyi göreceksiniz. Fakat İslam'da kadınla batı uygarlığında kadının temelde ayrıldığı nokta şurası. Nedir batı diyor ki arzı endam edeceksin. Sen üzerinden ben para kazanacağım. Evet. İslam'da diyor ki arzı halin olacak. Halini Allah'a arz edecek. Kendi iş dünyanda varlığını inşa edeceksin. Sonra sen medeniyeti kuracak, çocukların muallimesi olacak, öğretmeni olacaksın. Kadınlarla alakalı okullar kurulmuş, alimeler, tabibeler bunlar yetişmişler. İslam tarihinde. Onlar yüzler var. Dolu bunlar. Yani baktığınız zaman ninnilerde bile derin bir sanat edebiyat görmüyor musun? Masum. Anadolu kadının söylediği o türküler, o şiirler onlarda bir edebiyat e, harikası e, olduğunu görüyorsunuz. O yapıtların. Bunlar yapmışlar. Ama o ses namahrem diye düşünmüşler. Dışarıya çıkmasın diye kendi iş dünyalarında ağlamışlar, söylemişler, konuşmuşlar. E, fatihler yetiştirmişler, hmm. Alpaslanlar yetiştirmişler. O büyük kahramanların arkasında kadınlar var. İslam'ın öğrencisi kadınlar var. Yarın Kudüs İslam'ın olacaksa o Salahaddinlerin arkasında onlara ninni söyleyecek anneler olacak. Onlar da İslam'ın kızları olacak peygamberle sallallahu aleyhi ve sellemle Kur'an-ı Kerim'le sılasını kuran kızlar olacaklar Allah'ın izniyle. İnşallah. Hocam burada çok güzel, çok çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık gerçekten. Geriye Hocam. doğru işte döndün. Siz az evvel dediniz Fatih Fatih'in yanında Fatih'in anası, Alparslan'ın anası diye. Ben Yesevi'den şöyle bir cümle hatırlıyorum Ahmet Yesevi'den işte kadın düşerse devlet düşer dediğini. Bazı yerlerde şunu söylüyorum bilerek söylüyorum elbette ki tarihçi olanlar bunu böyle söylemeyeceklerdir. Belki de yok kardeş nerede diyeceklerdir ama ben Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu bile bir kadına kısmen bağlıyorum Haymana için söylüyorum. Evet. Yani e, Hayme biliyorsunuz çadırın ortasındaki evet. direk demek yani direk düşerse çadır düşer. Kadın düşerse devlet düşer. Elbette. Aynı mantık ve enteresan bir şey yani kocası ölüyor bırakmıyor oğluyla beraber ileri gidiyor. Oğlu ölüyor torununu bırakmıyor. Hocam, Şimdi Hendek Muharebesi'nden sonra müşrikler, münafıklar, Yahudiler ne yapıyorlar? Hazreti Ayşe annemize iftira atıyor. Hı hı. İfkat. Peki baktığınız zaman zamanlamaya adamlar Hendek'te müşrikler, Yahudiler, münafıklar toplanmışlar. 10 bin kişi bir orduyla İslam'ın üzerinde yürümüşler ama durduramamışlar. Madde planda İslamiyet'i durduramayacaklarını anlayınca eve girmişler. Ayşe annemizi operasyon yapmışlar. Ayşe radıyallahu anha üzerinden İslam evini çökertme eve girmişti. yoluna başvurmuşlar. Allah Azze ve Celle ayetler indiriyor. Neden? Ayşe düşerse İslam evi evet. düşer. Onun için bizzat Ayşe'nin müdafasını Allah Azze ve Celle uhdesine alıyor. Ayetler onun beraatıyla alakalı ayetler nazil oluyor. Elbette ev düşerse hepimiz düşeriz. Bütünüyle Müslümanlar düşer. Onun için ifsat hareketlerine baktığınız zaman muhatap kitle daha çok kimler? İslam'ın kızı. Evet. Neden? Biliyorlar ki o cephe düşünce her şey gidecek. gider, iffet giderse artık ne ev kalır ne nesil kalır. Vallahi hocam eve girdiler dediniz bitti ya orası muazzam bir şey oldu işte. Adamlar yenemeyeceklerini ya da meydanda yenemeyeceklerini. Çünkü açık söyleyelim yani Müslüman dediğiniz özellikle Müslüman Türk dediğiniz kişi kenarda durup sen de gel kardeşim hadi bakalım demez. Çeker silleyi yeri geldiğinde tokalı da vurur. Yani son iki asra baktığınız zaman biz durmuşuz adamlar yürümüş. Evet. Bizden aldıklarıyla gitmişler. İnşallah şimdi onların duraklama dönemi... İslam ümmetinin yeniden uyanış çağı başladı. Yeni bir dirilişe doğru gidiyoruz. O sürece baktığımızda Hı. batılı adam evvela ne yapıyor? Matbaayla evimize giriyor. Dergiyle, gazeteyle. Sonra tiyatroyu keşfediyor. Tiyatroyla geliyor. Ardından sinemayla geliyor. Doğru. Fakat sinemayla da anlık müdahale yapamayacağını anlıyor. Televizyonla geliyor televizyonla artık anlık müdahaleleri var. Yani düşman sizin kılıcınız varken kılıçla geliyordu. Ama adamın elinde tank varsa siz hala onun karşısına silahla kılıçla, kılıçla. çıkıyorsanız çıkarken o zaferi o mücadeleyi kaybettiniz demektir. Biz batılı adam tiyatroyla, batılı adam sinemayla, batılı adam televizyonla bize gelirken, üzerimize gelirken biz caminin kürsüsüne İslamiyet'i hapsederek onlarla bir mücadele işine giriyorsak onu Kaybettim. hadisenin başında kaybettiğimizi ilan ediyoruz demektir. Fakat biz onlara karşı bir mücadele içine girerken eğer muhtevayı onlardan alıyorsak yine bu mücadeleyi kaybettik. Yani Müslümanlar sinema alanına girdiler ama orada senaryolar yazacak. Yani tarihimizi milletin dünyasına taşıyacak başyapıtlar telif edecek adamları yetiştiremiyorsanız o zaman gençlerin yine sinemaya alakasını çekemezsiniz. Ne fark Ben buradan kardeşlerime, kabiliyetli olan kardeşlerime, siz yayıncısınız, o onlarla alakanız var, irtibatınız var. Ben de derslerde, konuşmalarda söylüyorum. Yani senaryolar yazalım. Evet hocam. Öyle senaryolar yazalım ki o şirketler, firmalar hayran olsunlar. Desinler ki o ticari açıdan baksın. Sen Allah rızası zaviyesinden bak. Selahaddin'i, Alpaslan'ı, Şanakşibendi, Beyaz Perde'ye taşı. Öyle bir senaryo ...buram buram Kur'an-ı Kerim'den... ...sünnet seni eden, neşet edecek... ...zerre kadar Kur'an'a sünnete... ...muhalif bir nokta olmayacak şekilde... ...bir inşanın peşinde olacaksın. Bunu yapmaya mecburuz. Yani sosyal mecralarda mecburuz. Hı hı. Sinemada mecburuz. Televizyonda mecburuz. Fakat bugün Müslümanların... ...kurmuş olduğu televizyonların... ...önemli bir bölümüne baktığınız zaman öteki dünyadan bir farkının olmadığını evet. görüyoruz. Peki neden? Çünkü biz Sezai Karakoç, Nelif Fazıl'dan Üstad'dan devam eden o damarı fikir sanat cephesinde devam ettiremedik. Yani bugün yazan çizenlere baktığınız zaman bütün konuşmaları, bütün mesaileri politik mücadeleye hasredilmiş. Evet. Eğer böyle bir derdin varsa mesele senin karnını doyurmaksa o zaman gençler senin etrafında durmaz. Onlar bir fedakarlığın, bir aşkın anıtı olmak isterler. Bunu batılda bulurlarsa Durayım. oraya giderler. Hakta bulurlarsa oraya gelirler. Yani bu politik dille, lisanla, efendim makam mevki sahiplerinin etrafında dolaşmakla Gençliği biz İslam cephesine, sanat cephesine, fikir cephesine çekemeyiz. Köklerimize dönelim. Döndüğümüz zaman yeni bir neslin inkişafını Allah bize azze ve celle şahit kılacaktır inşallah. Yani batı taklitçiliği demek aklını batıya mahkum etmek... Ey batılı adam sen benim adıma da düşün. Ben düşünme melekelerimi kaybettim. Yani baktığınız zaman 100 yıllık sanat anlayışı bundan ibaret değil midir? Evet. Ey batılı adam ben şiirde, ben şuurda, ben sanatta, sanatın bütün cephelerinde Müslümanca düşünme melekelerimi yitirdim. Sen benim... Dünyamda o kadar büyüksün ki bütünüyle düşünmeyi sana havale ediyorum. Ben yürü, ben Esasında ben yobazlık ne demek? Allah'ın düşünmek için yarattığı beyni düşünmeden başka her şey için kullanmak demek. Bu adamlar bugün işte bu milletin çocuklarına bunu yaptırmışlardır. Yani batı taklitçiliği düşünmeyeceksiniz, ejardınızla o irtibat evet, kurmayacaksınız. İşte ortaya ucubeler çıkıyor. Sanat dediklerine heykeldik. Evet. Ama Yahya Kemal de diyor ki ne harabi ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim. İşte bize tam bu lazım hocam. Yani onu bilip o kökümüzü sağlam tutup ileriye doğru ki ben şimdi bu söylediğiniz için bir kere teşekkür etmeliyim size. Neden? Aferin. Bunu bunu özellikle söylemeliyim. Ben 35 yaşındayım hocam. Genç sayılabilecek yaştayım. Genç kardeşlerle de çok fazla beraber oluyorum en çok gördüğüm şey işte sizin az evvel söylediğiniz şeyi duyamıyor olmaları. Biz size güveniyoruz kardeşim. Bak bunu yapacaksınız. Sinema ise sinema ama bizim gibi söyleyeceksiniz. Bizim dilimizle söyleyeceksiniz. Televizyonsa televizyon ama bizim gibi söyleyeceksiniz. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bu biraz daha böyle televizyon yokmuş gibi konuşma oldu şu anda benim için ama söyleyeyim. En çok duyduğum cümle hep şuydu. Yapamazsın. Senden olmaz. Ne işin var? Sen bunu beceremez. Bu, bu olmaz. Daha çocuksun, daha küçüksün. O zaten bizim işimiz değil. Televizyonmuşlar. Ben hep radyo programcısı olmak istemiştim mesela. Sonradan yaptım. Allah nasip etti ama. Hep bu cümleleri duydum. Ama sonra şunu gördüm. Ben yıllardır işte yazıyorum vesaire. Televizyon programları yapıyorum kimseyi yadırgamak ya da kimseyle ilgili bir şey söylemek için söylemeyeceğim bu söylediğim ama başka bir şey için söyleyeceğim. Ben yıllardır televizyon programı yapıyorum hocam. Çoğu da Ramazan'da program oldu. Pek çok kanalda da yaptık bunları. Bir gün dışarıda bir program yapıyoruz. Rahmetli Yavuz abi de var. Allah rahmet eylesin Bahadır oğlu. Evet. Ezan okunacak ki program bitecek ya biz daha ezan okunmadan yapıyoruz. Kameraman arkadaş da ezan okunmadan sigarasını içiyor. Şimdi diyeceksin ki bana ne? Ya günah ya ayrı bir şey hocam. Bu, bu başka bir şey. Ben o an şunu düşündüm. Ya biz kamerayı tutacak adamı da mı yetiştiremedik dedim kendi kendime. Kamera tutacak bizim birimiz yok mu yani bizden biri yok mu? Sonra zihnim hep geriye döndü. Ya bir gün bana dedikleri için oraya sen oturma onu sen yapma diye o koltuğu ben boş bıraktım. Benim gibi gençler dedi ki tamam evet yapamıyoruz ya dedi yapmıyoruz zorlandık neyse. Yapamıyoruz dedik diye biri geldi o koltuğa oturdu. Az evet. evvel sizin söylediğiniz gibi bizim mukaddes saydığımız her şeye de saldırdı. Biz de sadece kızdık. Niye kızıyoruz? Onlara değil bize kızmamız lazım gibi geliyordu bana. Şimdi ilk defa ben birinden bunu duydum. Ne kadar güzel söyledi. Estağfurullah. Şimdi üstad gençte hitabenin başında diyor ya zaman bendedir. Evet. Mekan bana emanettir. Şuurunda bir genç. Biz Allah Teala'nın halifeleriyiz. İlk Allah Teala ilmi kime veriyor? Hazreti Adem'e veriyor. Ve alleme Adem'e lesma'a kulleha thumma aradahum alel ve Adem Adem alim olan, her şey bilen Allah azze ve Celle ile irtibata giriyor. Hı hı. İlk yazılım metinler peygamberlere ait. Ama bu milletin önüne Sümerler, şunlar bunlar put perestleri koydular. Neden? İslam'la vahiy ile irtibatını kopartmak için. Yani biz dönmeliyiz, şuna sahip olmalıyız. Zaman bendedir ah. ve mekan bana emanettir. Bu mülk Allah'ın azze ve celle. Velillahi mulku semavati vel ard. Yani Amerikalı, Batılı, Doğulu çıkıp da bu gökleri ben icat ettim diyebilir mi? Yerleri ben icat ettim diyemez. diyemez. Peki aksini söyleyebiliyorlar mı? Allah'tan başka şunlar yaptı, bunlar yaptı. Tabiat diyorlar. Yani taş, toprak diyorlar. Diyemez. Masaldan bahsediyorlar. E, taş dediğin ayağın altında çiğniyorsun. Taş bunu yapabilir mi? taş toprak bunu yapıyorsa o zaman bu binada bu oda stüdyo o kendiliğinden da. oldu e, diyebilirsiniz. Ama bunu söylediğiniz zaman size deli derler, mecnun derler. Peki madem ki ilmin, irfanın arka planında vahiy var, peygamber var, enbiya var. Bu mülkün sahibi de Allah azze ve celle. Biz de onun halifeleriyiz. O halde mekana sahip çıkma mecburiyetimiz var. Bu ödevi bize kim veriyor? Bu mülkün sahibi Allah veriyor. Azze ve celle. Neden Buhara'dan kalkıp ta Viyana'ya kadar yürümüşler? Çünkü mülkün sahibinin Müslüman'a verdiği bir vazife var. Peki yürürken nasıl yürüyeceksiniz? Nasıl? Madde planında gücünüzle olacak ki yürüyeceksiniz. Sadece mana ile yürüyemezsiniz. Esbaba tevessül edeceksiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselam orduyu kurduktan sonra Bedir'e gidiyor. Mekke-i Mükerreme'de sahabe, ordu yok, devlet yok. Orada cihad etmiyor ki. Medine'de devleti kuruyor. Madde planında gücü ne kadar yetiyorsa yaptıktan sonra ellerini kaldırıyor. Eğer Müslümanlar madde planında üzerlerine düşeni yaparlarsa... Yani vakıflarımız hı hı. sinema alanında, sanat alanında, edebiyatta, şu anda burada hı hı. kaliteli eserler, yapıtlar ortaya çıkaracak. Gençlere yatırım yaparlarsa Allah Azze ve Celle'nin bize büyük ihsanı olacak, ikramı olacak. Yani Kur'an, muallakat-ı seba şairleri Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra artık şiire önemli bir bölümü... Paydos dediler. Görüyorlar. Bu ayetleri dinleyince onun icazına, onun icazına hayran oldular. Allah Azze ve Celle o kadar mesaili birkaç kelimeyle nasıl ifade ediyor dediler. Yani şimdi düşünün ki bugün Gazali gibi adamımız olsa, bu adam gitse Batı kentlerinde konferanslar verse, öğrenciler onlara sorular tevcih etse, ona sorular yönetseler, her bir soruya cevap verişinde onlar yüzlerce genç la ilahe illallah deyip Müslüman olur. Gazali evet. çapında adam çıkarmak. Peki Gazali ne zaman çıkarırsınız? Eğer sizin 10 milyon genciniz var, 10 milyonu da ulum İslami okursa o zaman Allah size bir Gazali verir. Yani dün neden Gazali vardı? Çünkü Selçuklu devleti o zamanlar var. Talebe medeseye gidiyor. Doktor olacak da, mühendis olacak evet. da oraya gidiyorlar. Kendi kıymeti ölçüsünde ulum İslami okuyorlar. Oradan Gazali geliyor işte. Yani belki milyon öğrenci arasından Gazali çıkıyor. Razi oradan çıkıyor. Bu millet kabiliyetli çocuklarını Proje İmam Hatip'e gönderirlerse, en iyi İmam Hatip'ler var şimdi böyle proje, fen okulları var, sosyal okullar var. Tabi onların sayılarını belli noktada tutmalı, sınırlandırmalı. En kabiliyetli çocukları oraya gönderirler. Sonra onlara da derinlikli olarak ulum İslami okutulursa Allah Teala bize yeniden hayatın bütün cephelerinde İslam'a sözlülük yapacak... Kurucu metinler yazacak, telif edecek, alimler gönderecektir Allah'ın izniyle. Hocam ağzınıza sağlık. Valla arkadaşlar reklam diyor ama burada bölemezdim. Yani ben bu özellikle şu 15 dakikadır söylediğiniz şeyi arkadaşların tekrar 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 dinlemesini ve izlemesini istiyorum daha sonra. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Aslında şöyle bir planımız da vardı. Kudüs'ü konuşacağız diye. Aradan sonra biz Kudüs'e doğru gideceğiz inşallah. Sizi de bekliyoruz. Sizi de o Kudüs'e doğru bekliyoruz. Mesajlarınız da geliyor. Onları da okuyacağım. Söz. Yani söz verdim. Mesajları da okuyacağım. Kısa bir ara arkasından muhabbete devam edelim. Efendim kısa bir aradan sonra biz muhabbete devam ediyoruz. Biz ne konuşuyorduk onu da söyleyeyim. Hadi arada hocamla tam konuşurken böyle hocam giriyoruz dedim. Ee, biraz evvel teşekkür ettiğim şeye ben arada da hocama teşekkür ettim. Çünkü söylediği şeyler ben de dahil biz gençler için kıymetli. Çünkü bu söylediğimiz alanlar boş bırakılmayacak alanlar. Bir şeyler yapmamız lazım. Hocam da sağ olsun teveccüh gösterdiler. Siz hikayesini yazıyorsunuz böyle işte isimlerin. Bunlarla ilgili şeyler de olsa diye. eee Bence hikayesi olan şeyleri hatta şöyle söyleyelim hocam. Sizler alimsiniz yani insanlara bir şeyler öğretirsiniz, öğrenirler. Bunlar çok kıymetli ama bir de hissiyat diye bir boyutu var ya işte bu işin. Sizin az evvelden beri söylediğiniz yani gençlere veya da insanlara tamamı için söyleyeyim. Hissettirecek şeyler yaparsanız bence kalıyor. İşte siz az evvel onu yaptınız. Siz az evvel gençlere tam bunu hissettirdiniz. Ben, ben bunu bu, bu yerim için çok kıymetli. İnşallah zaten öyle olursa bu çocuklar sizin söylediğiniz gibi bir yerden sonra evet diyecek ve o şeyi kıracaklar devam edecekler inşallah öyle görüyorum. Ee, pek çok şeyi konuştuk konuşacağız demiştim. Birkaç tane mesajımızdan okuyayım hocam. Söz verdim o ki çok da mesaj Buyur. geldi. Çünkü kızıyorlar sonra bana mesajları okumuyorsunuz diye. Mesela Gaziantep Nurdağı'ndan mesaj gönderen biri var. Bu arada en yani böyle bir sıralamayla okumuyorum. Gördüklerimden birkaçını okuyacağım. Murat Tu isimli bir izleyicimiz göndermiş. Bir de şiir göndermiş ama şiirinizi okuyamayacağım. Hakkınızı helal evet. edin. Eee selamünaleyküm demişler. İsimlerinizi de yazarsanız isimlerinizi okuyabilirim. Cuma Keloğlu'ymuş. Kayseri'den selamlar. Bu arada Kayseri'ye de tekrar ben teşekkür edeyim. Geçtiğimiz hafta oradaydım. Çok muazzam bir konferans olmuştu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, birkaç isim daha okuyayım isim olanlardan. Ondan sonra da biz muhabbetimize devam edelim. Az evvel gördüm yurt dışından da çok fazla mesaj yazan var hocam bize Allah ee, Teala razı olsun kardeşler. Onların da bize ihtiyacı var. Pek Bizim çok söylediğiniz konu içinde size hem dua etmiş hem teşekkür etmişler. Ara ara yine birkaç tanesine Osman Düzgün Bey var mesela o da selam göndermiş. Eyvallah. Selam ve ben hepinizin mesajlarını görüyorum bir kısmını da okuyacağım hocam biraz evvel e, araya girmeden önce dedim ki Kudüs'le ilgili de konuşacaklarımız var çünkü e, şimdi pek çok Cümle kurulup pek çok ıı, tabir üzerinden izah edebildiğimiz bazı şeyler var. Örnek veriyorum işte az evvel biz sizinle arada Ayasofya'yı konuştuk. Ondan sonra Viyana'ya kadar gittik dediniz. İstanbul'a gelişimiz var vesaire. Bunların hepsinin farklı tabirlerle karşılığı var. İlahi kelimetullah diyen var, nizam alem diyen var, kızıl elma diyen var. Hepsi denebilir. Hepsi elbette ki bir mefkürenin adı ama bütün bunun üstüne, bütün bunların sonuna koyduğumuz bir de Kudüs diye bir yerimiz var bizim. Ben şöyle dersem herhalde konuya girebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü genişçe bir konu. Bizim için Kudüs neresi hocam? Evet. Yani Kudüs bizim için imani, İslami bir mesele. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'ü davet alanın bizzat merkezine koyuyor yeryüzünde iki tane kıble olmuş. Birisi mescid Aksa, birisi Kabe-i Muazzama. Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son tahlilde bütün insanlığı Kabe-i Muazzama'ya yönelmeye davet ediyor. Fevalli vajhke şadra mescid haram. Ama bir ara Resulullah Aleyhisselam 16 ay kadar mescid Aksa'ya doğru namaz kılıyor. Medine-i Münevvere'de. Miraca çıkarken oraya geliyor. Enbiyanın ruhaniyeti orada. Efendimiz Aleyhisselam onlara namaz kıldırıyor. Bununla Efendimiz dünyaya şu mesajı veriyor. Eğer benim ümmetim Kabe-i Muazzama'ya olduğu gibi Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya da hakim olur, hadim olur, sahip olurlarsa o zaman cehana sahip olurlar. Hmm. Cehana hükmederler. Çünkü orada bütün peygamberlere namaz kıldırmasının arka planında allah Alem şu mana var. Artık emir ve komuta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Ve kedalike ca'annakum ummeten ve sadal Artık merkezde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti var. Önde de bütün peygamberlerin önünde de Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam var. Müslümanlar Kudüs'e sahip oldukları müddetçe cihana hakim olmuşlar. Kudüs düşünce Hı. İslam devletleri de düşmüş. Hı. Yani Selçuklu'ya bakın, Osmanlı'ya bakın, öncesine bakın. Kudüs bizde Müslümanların cihana hakimiyeti var. Kudüs kaybedince Müslümanlar özgürlüklerini de kaybettiler. Allah Azze ve Celle bize... Kudüs'e nasıl sahip olacağımızı yani neden sahip olacağımızı anlattığı gibi hı hı. nasıl kaybedince sahip olacağımızı da anlatıyor. Neden sahip olmamız gerekiyor? Cihan hakimiyeti evet. için. İki kıbleyi Müslümanlar elinlerinde tutacaklar. Peki nasıl sahip olacaklar? İsa suresinde Allah Teala Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescil haram ilel mescil aksa Önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi mükerremeden Mescid-i Aksa'ya yürüyüşünü İsa'ya anlatıyor bize. Hı hı. Ee, sonra ve Musa'l kitabe diye Hazreti Musa'ya geçiyor ikinci ayet kerimede. Ondan sonra Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya hakimiyeti ve Kudüs'te hezimetini anlatıyor. İki defa hakimiyetleri, iki defa hezimetleri var. Neden iki defa hezimetleri var? Tevrat'a ihanet edince ...hezimete uğruyorlar. Tevrat'a dönünce tekrar Allah Teala onların yolunu açıyor. Asa rabbukum en yerhamukum ve in En son üçüncü aşamada Allah Azze ve Celle onlara eğer ihanete dönerseniz o zaman biz de döneriz kaybedersiniz Kudüs'ü. Resulullah Aleyhisselam'a inanmayarak vahye ihanet ettiler. Hazreti Ömer'le Müslümanlar Kudüs'ü aldılar. İnne hadal Kur'an yehdi lilleti akvam. Sonraki ayet ise Kur'an-ı Hakim'in en doğru yola ulaştıran sadece Kur'an olduğunu Allah Teala bize haber veriyor. İnne hadal Kur'an yehdi lilleti akvam. Şimdi peş sıra gelen bu ayetlere baktığımızda bize Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Yahudi vahye ihanet edince gözü kaybetti. En son ihaneti Muhammed Aleyhisselam'ı inkar oldu. Şimdi Kur'an elinizde. Eğer siz Kur'an'a ihanet ederseniz Kudüs'ü kaybedersiniz. Kudüs'ü kaybedince hürriyet özgürlüğünüzü de kaybedersiniz. Peki Kudüs'ü nasıl alırsınız? Kur'an'a dönerek alırsınız. Kur'an sizin evinize, Kur'an-ı Kerim cemiyetinize, Kur'an-ı Kerim'e hayatınız hakim olursa o zaman Kudüs sizin olur. Bakın şimdi. İmad-ud-din, Nureddin, Salahaddin. Selçuklu'dan sonra ...üç kumandan. Hepsinin hedefinde mescid Aksa var, Kudüs var ama olmuyor. ...Nureddin'in kumandanı Serhaddin Eyyubi'ye Allah Azze ve Celle o şerefi ona ihsan ediyor. Selahaddin'in otağında, Selahaddin'in cemiyetinde kuran Hakim'le tam bir münasebet var. Hı. Tam bir teslimiyet var. Yani Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü ...aynı bayrak altında toplanınca o zaman Allah Teala'nın rahmeti geliyor. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا la evet. تَفَرَّكُوا Allah'ın emri var, bölünmeyin, parçalanmayın, habli metin olan Kur'an-ı Hakime sarılın, yapışın. Bizim ümmet davasına sahibiyetimiz, aidiyetimiz olursa o davanın sahibi Allah'ın bize nusreti olacak... Zafer gelecek. İnnellezîne yubâyeûneke <laughs> innemâ yubâyeûne yedullâhi Allah'ın kudreti, kudret eli ne zaman Müslümanlar üzerinde olacak? Eğer Müslümanlar yek vücud olur, ümmet yaplarını tesis edebilirlerse dağıldı o yapı Araplar ayrı yöne, Türkler ayrı yöne gidince 1917'de Kudüs'ü evet. kaybetti. Eğer yeniden aynı sancak altında Aynı karar Anadolu'yu merkez kabul ederek, yek ucu olabilirse... o zaman Allah'ın kudreti yeniden Müslümanlar üzerinde olacak. Allah bizimle olunca, bütün dünya karşımızda olsa ne kıymeti ne, var? Evet. Ama Allah karşımızda olur, bütün dünya bizimle olsa yine bir gücümüzün kıymeti yok. Çünkü o, Allahu ala kulli şeyin kadir, her şey kadir olan. Allah Azze ve Celle. Yani Kudüs'ü Kur'an'a dönerek, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnet seniyesine dönerek Allah Teala bize Kudüs'ü ikram eder. Dönersek dönecek. Şimdi Beyzavi okuduğumuz derslerden bir tanesi de Beyzavi. Şimdi bir grup kardeşimizle Sa'd suresini okuyoruz. İşte pazar günü öyle de Tokat, Sivas Malatya öyle program vardı. Kardeşler de Kudüs'ü yazmışlar. Kudüs'ü anlat diye. Şimdi okuduğum ayetler Sağ Suresinden Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı Hazreti Davut Aleyhisselam anlatıyor bize. Hmm. Yani Davut baba Süleyman Aleyhisselam onun oğlu. Onlar üzerinden Kudüs davasını anlattım. Yani ne anlatayım? İşte Kur'an-ı Kerim bir ufuk tayin ediyor. Ya Davudu inna ca'annake halifeten fil ardi fahkum beyne nasi bil hak. Kardeşlerim şimdi 26. ayeti sağ suresinin buradan baksınlar. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a inna ca'annake halifeten fil ardi. Bu yerin sahibi kim? Ben buyuruyor Cenab-ı Hak. Sana görev verdim. Fahkum beynen nasi sen insanlar arasında bir hak. Hakla değişmez ölçüyle hükmedeceksin. Eğer sen adaletle hükmetmiyorsan o zaman gavurdan ne farkın var ki? Neden Allah sana yardım etsin? Adaletin var. Onun kullarına merhametin varsa o zaman Cenab-ı Hak nusret edecek. Şöyle düşünün Fatih Bey kardeşim. Burada bir adam var. Orada yetim çocukları, yavruları var. Hı hı. Bu adam seyrediyor, birisi geliyor, o çocuklara kıyafetler veriyor, yeni oyuncaklar veriyor, başlarını okşuyor. Kitaplar, çantalar neyse okulla alakalı onları alıyor. Baba o adama fevkalade müteşekkir olur. Çünkü onlar evladıydı. Doğru. Allah Teala'nın kulu yeryüzünde bütün insanlar. Eğer bizim insanlara rahmetimiz, merhametimiz varsa, adaletimiz varsa, kafire bile o adaleti gösteriyorsak, o zaman Allah Teala bizi diğerlerinden ayıracak, nusretiyle teyit edecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da, Raşid Halife'de hep bunu görüyorsunuz. Yani Ömer radıyallahu anh bir gün bakıyor ki, bir İslam şehrinde dolaşırken bir adam dilencilik yapıyor. Sen kimsin? Önceden demirci, gayrimüslim bir adam dencilik yapıyor. Peki biz senden cizye haraç almadık mı? Aldık. Şimdi şimdi geçim temin edemiyorum, çalışamıyorum, sadaka topluyorum. Yandaki katibe diyor, devlet hazinesinden buna aylık bağlıyorsunuz gayrimüslime. Madem ki çalışırken, üretirken bundan vergi aldık, o halde şimdi bu devlet bakacak. Sosyal devleti ilk defa kuran kim? Peygamber Aleyhisselam. Bir vefat ettiği zaman soruyordu. Borcu var mı? Var. Peki bıraktığı mal çocuklarının borcunu ben üzerime alıyorum. İslam devleti üzerine alıyor. Ömer'e bakıyorsun radıyallahu anh efendimiz. Gayrimüslim birisine hazineden aylık bağlıyor. Sosyal devleti biz 15 asır önce kurduk. kurduk. Allah Teala Davut Aleyhisselam'a eğer sen Kudüs diye bir davanın peşinde koşuyorsan evvela adaletin olacak. Evvela zamana, evvela mekana hakim olacaksın. Bu arzın Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu düşünecek. Sonra senin hilafet vazifesini yerine getirme diye bir derdin olacak. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا Sakın ha ideologyalara mahkum olma. Onlara tabi olma. O zaman onlar seni kapitalizma, liberalizma seni bir dalaletin içerisine çekerler. Hızlı gidiyorum. <laughs> Sonraki ayet وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ zannul الَّذ۪ينَ Allah Teala yerle gökleri gayesiz bir oluşla yaratmadı ki derin gayeler var bunun arkasında. Yani bir adam evi yapar, sonra bırakır gider mi? Durmak, çocuklarıyla beraber yaşamak için ev yapmıştır köyde, şehirde. Allah bu mülkü neden var etti? Neden dünyayı yarattı? Burada halifeleri olacak. O halifeler Allah adına yeryüzünde hükmedecekler. Yani Davut Aleyhisselam'ın önünü açarak, ona yol göstererek esasında Davut Aleyhisselam üzerinden Muhammed Aleyhisselam ümmetine siz de buradan yürüyeceksiniz. Em nec'alledine amenu ve amul salihati kel mufsidine fil ard. bir amel salih olanlar var, bir de müfsit olanlar var, ifsad edenler var. Allah Teala buyuruyor ki bir Kudüs'ü kan gölüne çevirenler var, bir de Kudüs'e hakim olunca Hristiyanlara, Yahudilere Özgürlük veren Müslümanlar var, müminler var. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethediyor. Geri dönerken bir kadın görüyor. Ağlıyor, öteye beriye koşuyor. Neden ağlıyor diyorlar. Bu Hristiyan kadın evladını kaybetti. O halde İslam ordusunu durdurun. O kadına evladını teslim etmeden buradan ayrılmıyoruz diyor. Şimdi bir bu Selahaddin var yeryüzüne. Merhameti taşıyan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kumandanı var işgal ordular var karşıda. Hı hı. Onlar girdiği yere acı fesat, evet. kan, gözyaşı götürüyorlar. Allah Teala buyuruyor ki: Halife olanlarla, ameli salih olanlarla yeryüzünde kullarıma zulmedenleri bir tutar mıyım? Davut'la Davut'un düşmanlarını bir tutar mıyım? Olmaz. Emnece'lledine amenu ve amil salihat ke'l mufsidine fil ard. Sonra Kitabun enzennahu ileyke mubarakun liyedebberu <laughs> ayati ve liyetezekkere ulul elbab. Kitaptan bahsediyor, vahiden bahsediyor. Bu neden indirildi? Bu mübarek kitap neden var? Liyedebberu ayati ve liyetezekkere ulul elbab. Alimler, arifler bunun üzerine düşünecekler. Bir önceki ayette Allah Teala ifsad edenlerle ıslah edenleri bir tutmayacak. Evet. Bakıyorsunuz şimdi Hendek Muharebesi'nde Resulullah Aleyhisselam İran İslam'ın, Şam İslam'ın, Yemen İslam'ın olacak. Bunların müjdesini verdi. Ama evlerine gidemiyorlardı. Münafıklar alay ediyorlardı. Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar İran Sasani İmparatorluğu'nu tarihten sildiler. Saad bin Ebi Vakkas ordunun başkumandanı o günkü İran'da Beyaz Saray'a girdi kem cennetin ve uyun ve zuru'i ve makamin kerim o ayetleri okudu. Firavun nasıl Musa'ya bırakmıştı mülkü? Onların mülkü Müslümanlara bırakmasını anlattı. Peki Hendek Muharebesi'nden 15 yıl sonra Müslümanlar o kuşatmada evlerine gidemiyorlardı. Evet. Ama amel salihleri vardı. Peygamber aleyhisselam izinde yürüdüler. O gün Amerikası olan Sasani devletin tarihten sildiler. Rabbim buyuruyor ki siz Ömer olursanız, Sa'd bin Ebi Vakkas olursanız Allah'ın kudreti sizinle olacak. Kitaptan beslenirseniz o zaman dünya sizin karşınızda duramaz. Yani şöyle demeyeceksiniz. İsrail'in arkasında Amerika var. Batı var, köresel eşkıya var. O gün İran Amerika gibi güçlü bir devletti. ...onu tarihten sildiler. Neden? وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَكَمْتُمُوا Sizin namazınız, kulluğunuz olursa... ...Allah sizinle beraber. Allah sizinle olunca... ...Amerika karşınızda durabilir mi? Elbette duramaz. Yani Kur'an bize... ...Hazreti Davud Aleyhisselam... ...Hazreti Süleyman Aleyhisselam üzerinden... ...Kudüs'ün fethini gösteriyor. Hımm. Ve vahabna li Davud Süleyman ni'mel abd innehu evva. Peki Davud Aleyhisselam vazifeyi tamamlıyor, ayrılıyor dünyadan. Rabbim ona Süleyman'ı hediye olarak verdik. Ne güzel bir kul. Yani o baba evinde bir Süleyman yetiştiriyor. <laughs> Secdegahın üzerine bir evlat yetiştiriyor babalar. Anneler namaz kılıyorlar, seccadeyi seriyorlar. Belki o çocuk Süleyman olacak belki Selahaddin, belki Yavuz olacak, belki Kudüs'ün kaplarını o açacak. O <laughs> وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْ Cenab-ı Hak Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı bize kulluğuyla anlatıyor. Ne güzel bir kul. Her defasında Allah'a dönüyor. Yüzü Allah'a dönen bir evlat yetiştiriyor. Davud Aleyhisselam davasına halife olacak han hanumana varis değil de davasına varis olan bir evlat. Öyle bir evlat ki iz urida bil ashiyyi safinatul Bir gün bin at getiriyorlar. Geçit töreni var. İkindi namazını kılmış. İkindi ile akşam arasında hususi bir evradı var. Atın güzelliklerine hayran oluyor. O evradı unutu veriyor Davut Aleyhisselam. Fakale İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Yani ben bunları orada hayır at anlamında. Hı hı. Neden seviyordum? Bana Rabbimi hatırlatıyorlardı. Ama şimdi o atların güzelliğine hayran oldum, mahkum oldum. Rabbimi zikretmeyi bir an bile olsa unuttum. Ben de böyle bir gaflet oldu. O halde rudduha aleyye fetafika meshem bisuku vel ana. Getirin atları gidiyor. Atlar gelince bacaklarını sıvazlıyor. Boyunlarını sonra bin atı Allah yolda vakfediyor. Madem ey dünya cihat vasıtası olan atlar benim gözümde cihat vasıtası olduğunuzdan dolayı Kudüs'ü korumada bu davayı muhafızada da katkınızdan dolayı değerliydiniz. Bundan seviyordum. Ama siz güzelliğinizle bana evradımı unutuverdiniz, o halde sizi vakfettim diyor. Artık benim mülküm değilsiniz diye atları çıkarıyor. Ve lekad fetenna Süleymane ve alkayna ala kürsiyhi ceseden Sonra cenab Hak imtihanından bahsediyor. Şura önemli. Buyurun. 35. ayet. Kale Rabbi gıfirli ve hebli mulken la yenbegî li ahadim min ba'di. Ya Rabbi İmam Beyzavi bu duayı tefsir ederken farklı tevcihler getiriyor. Ama bir tanesi önemli. Evvela beni affeyle ya Rabbi. diyor. Kale Rabbi beni affeyle ve hebli mulken la yembeği li ahadim min ba'di. Benden başka kimseye vermeyeceğim bir mülkü bana ver. Ve hebli mulken la yembeği li ahadim min ba'di. Bir anlamı da şu. Ben yaşarken dilleri, o mülkü elimden almasın, alamasın. Bana öyle bir mülk ver. Yani Kudüs'ü eğer koruyamayacaksam yaşamamın bir anlamı yok. Bana öyle bir devlet ver ki o devletle, o güçle Kudüs'ü de koruyayım. Bütün bir mukaddesatı muhafaza edeyim. Öncesinde Kaala rabbi gıfirli evvela beni affet Yani Beydavi burada diyor ki o devleti dini için istedi. Mustafa Sabri Efendi hmm. yalvardım diyor saatlerce Vahdettin'e. Şunu şöyle bunu böyle yapma. Eğer din giderse devlet de gider. İslam giderse her şeyi kaybederiz. Nasıl Kudüs gitti? Her şeyimizi kaybettik. Dilimiz, lisanımız, evet. mukaddesatımız her şey gitti. Burada da dinu devlet ...mülkü millet... ...neden diyordu ecdadımız... ...yani bu devlet bu din için vardır... Evet. ...İslam için vardır... kuran Hakim muhafaza... ...müdafaa etmek için vardır... ...eğer sizin böyle bir niyetiniz olursa... ...o zaman... ...Cent şehrinden Allah size bir... ...Selçuklu gibi devlet verir... 80 ...Söğüt'ten... ...Osmanlı gibi bir devlet çıkarırsınız... ...önce din derseniz... ...Allah davası derseniz... ...peki... Böyle bir derdiniz var. Fesakharna lehu rriha tecri bi emrihi haythu asab. Rüzgarı diyor onun emrine verdik. Yani gökleri onun emrine verdik. Fesakharna lehu rriha tecri bi emri. Onun emriyle akıyor. Nereyi istiyorsa oraya gidiyor. Yani gök hakimiyeti. Bununla şuna işaret ediyor. Eğer bir devletin evvelinde, temelinde Kur'an-ı varsa, ya, ya Kemal diyor ya sürekli mağlubiyet haberleri geliyor. Efkarlandım, çıktım. Fatih'in İstanbul'a girdiği kapıdan girdim, dolaştım, dolaştım. Ayasofya'ya geldim. Ezan Muhammedi'yi dinledim. Oradan Topkapı'ya gittim. Orada mukaddes emanet önünde okunan Kur'an ı Hakim'i dinledim. Dedim ki bu devletin temeli Ayasofya'da ezan, mukaddes emanette Kur'an. Bu kişi olduğu müddetçe bu devleti yıkamayacaklar. Oraya ihanetle her şeyimizi kaybettik. Ayasofya'da ezan Muhammediye'nin okunması, mukaddes emanetlerde Kur'an-ı Kerim'in tilavet edilmesi, ruh kökümüze dönüşte bir adımdır Allah'ın izniyle. Eğer biz devletin esasına, temeline, Allah'a Azze ve kulluğu koyarsak, Allah'ın rızasını koyarsak Hazreti Şeyman üzerinden Rabbim buyuruyor ki فَسَخَّرْنَا <laughs> Rüzgarı onun emne musahar kıldık. Füzeler 500 kilometrelik belki yarın 5000 10 bin kilometre menzilli balistik füzeleri yapmayı Allah bu milletin çocuklarına ilham edecek. Ne zaman? Ne zaman? Hazreti Süleyman'daki o devlet millet şuuruna ulaşırsa evet. ve şeyatine kulle benna in ve Bir de şeytanları diyor. Onun emrine verdik. Şeytanlar bizzat cinler bir kısmı. Hı hı. Diğeri ise Süleyman Aleyhisselam'ın devletinden önce hı. oralarda küçük devletler vardı. Halka zulmeden Onların kan even devletler. Sonra o devletler ...Süleyman Aleyhisselam cihan devleti kurunca ...onun emrine girdiler. Tamam. İslam'a hizmete memur mecbur oldular. Ordumuz muzafferen tamam. yürürken ileri ...üzengi öpmeye hassetti Garbın elçileri. Batılı adam Osmanlı'nın önünde diz söküp... Osmanlı'nın ideallerine... asırlarca hizmet etmedi mi? Evet. Allah Azze ve Celle eğer siz bana kul olursanız, batılı adamı sizin elinizde İslam'a yeniden hadim eder, hizmetkar ederim. Peki, devam ediyor. Son ayet bu bölümde. Ve inne lehu indene lezulfa ve husneme ab. Burası önemli. Allah Teala birisine iktidar, birisine güç kuvvet verir. O milletinden uzaklaşır, şımarır gurur kibire mağlup mahkum olursa Allah onu sonunda zelil eder. Çünkü büyüklük onundur. Onun için namazda şu kadar defa Allahu Ekber diyoruz. Sultan da diyor, teb'a da diyor. Evet. Büyük olan sensin ya Rabbi. Süleyman Aleyhisselam cinler, rüzgar hepsi emrinde. Ama ve inne lehu indena lezulfa. Allah'a olan yakınlığını kaybetme. Cennet onun ideali, Allah'ın rızası onu kaybetmiyor. Tevazuyu kaybetmiyor. Kim Süleyman Aleyhisselam? Kudüs'ün banisi. mescid Aksa'nın mimarı evet. Süleyman Aleyhisselam. Allah Teala o Süleyman'ı bize anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam üzerinden onun inşa ettiği Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturacaksanız evvela o bir babanın evinde büyümüştü. O baba Allah'ın halifesi. Yeryüzüne adaletle hükmetti. Mülk senin vazifem yeryüzünde senin ahkamını tatbik etmek Allah'ın diyen bir baba. O babanın amel salihi var. Ameli salih olunca Allah Teala'nın ona nusreti var, ihsanı var. Sonra Benden sonra bu davayı kim devam ettirir ya Rab diye derdi var. Derdi var. Süleyman ihsan ediyor. Süleyman Aleyhisselam öyle bir ihlasa, Allah'a bağlılığa sahip ki bir an nafile olan zikrinden gafil olunca ne onu gaflete düşürdüyse sür gitsin, çıkar gitsin diyor. Bütün dünyayı Allah'ın yoluna kurban ediyor. Sonrasında Cenab-ı Hak rüzgarları da, şeytanları da onun emrine veriyor. Ama tevazudan zerre kadar bir taviz yok Süleyman Aleyhisselam'ın. Evet. Yine secdede yine Allah Azze ve Celle'yi tazim ediyor. Eğer biz babalar Davut Aleyhisselam'ın hilafet şuuruna sahip olur, evlerde Süleyman yetiştirirlerse onlardan birisi Mescid-i Aksa'nın manevi imar olacak Allah'ın izniyle. İsrail karakolunu denize dökecek. İnşallah. 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 Bence bu duayla bitirmiş olalım hocam. Vaktimizi de tamamladık. Valla hep söylüyorum yani bir saat daha olsa bir saat konuşulur. Dinlersiniz de biliyorum. Mesajları da görüyorum. Sağ olun var olun. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim biz inşallah önümüzdeki hafta yine burada muhabbet edeceğiz. Yusuf Kaplan hocamla olacağız. Kürsü yine açılacak, yine dergah, yine tezgah kurulacak. Sizleri de bekliyor olacağız. Siz de gelin diyeceğiz inşallah. Önümüzdeki hafta biz buradayız, siz de orada olursanız görüşeceğiz. O zamana kadar muhabbetle kalın efendim.